Ben bir şeyin sonunu beklemem. Başından bellidir. Ne yaptı benim çocuğuma? Ne yaptı? Pişmanım. Nikahlıya çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sabaha doğru da itiraflar gelmeye başladı. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Herkes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir adım al. Efendim aileni buldum. Her şey sizin sayenizde oldu. Mucizesiniz. Muhtar ve Ağza. Böyle fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmışsınız. Ağza aldığı için sürekli Gökhan geliyordu. Bir cinayet. Şu fotoğrafın aynı tişörtten çocuğuna da aldıydı. İkisi bir takım giyerdi. Birden fazla şüphe. Muhtar, senin de üstün var. Sinsi bir adamdır. Hiçbir abla, zaman kendini ateşe yanaştırmaz. Geriden maşayla. Kedi aslan oldu. Kıskançlıktan dolayı benim eşimi kaldırdı ortadan. Define husumeti. Jandarma benim evime baskın yaptı. Onun evinde de yaptı. İkimiz de bir baskın yedik. Sizin evinizde nasıl dedektör çıktı? Hadi gerçekleri konuşalım. İlişki iddiaları. Ben Emrah'ın annesi niye dinleyeyim ya? Durmadan yalan söylüyor. Orada bir şey var. İşte o yüzden Muhtar kendini gelip anlatmalı. Tütürükçü detayı. Hocası bunlar inanır ona. Konuş hadi konuş. Bu Mehmet de aslında üfürükçü. Öyle tanıttı bu şahı. Ya nasıl güzel hikaye ya. Hakikaten ya. Üfürükçü olarak adı geçen Mehmet Çelik canlı yayında. Az sonra Müge Anlı'da. Aracıyla birlikte sırra kadem bastı. Bu kadar zamandır ortada olmayışı oldukça endişeli. Demek ki birisi bir şey yaptı. Kameralara yansıdılar. Bu adamın aracını iki ayrı erkek kullanıyor diye görünüyor. Görünürleri görünüyor. Tamam. Evet. Önlük var. Usta. Sanayiciye benziyorlar. Tamam. Müge Anlı'da bulundular. İki kişiden biri olan Yalçın Ülger'i dün bulduk. Biri buydu. Ben de gördüm. Hatırladın mı? Telefonuyla oynuyordu. Evet. Hatta. Şüpheli araç ticaretindeki iki kuzen. Seni kim aradı ilk? Beni ilk kuzenim Fatih aradı. Seni kim aradı bu arabayla ilgili? Arkadaşım olan Keçiören'den Yasin. Düğüm noktası. Şimdi bu Mert çok önemli. Mert nasıl çıktı ortaya? Yasin anlattı. Kuzeninden olduğunu, Mert'ten olduğunu söyledi. Ama şunu biliyorsun yani ortada bir katakulli var. Var. Canlı yayında gözaltı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı kayıp şahıslar büro amirliği ekipleri. Stüdyomuzdaki Yalçın Ülger'i ve Fatih Ülger'i alacaklar. Hasan Hüseyin Çelik'le ilgili sıcak gelişmeler. Az sonra Müge Anlı'da. 15 Kasım 2023 tarihinde yaşadığı Ankara'dan aracıyla birlikte şüpheli şekilde kayıplara karıştı 50 yaşındaki Hasan Hüseyin Çelik. Kamyon araştırıyordu. Dedim ki kredi mredi çekme bak. Şu arabayı mı satacaktı? Senin arabanı mı satacaktı? Dedi. Ne kadar parası vardı kamyon almak Vallahi için? Vallahi bana 300-350 dedi. Bir de 50 lira benden aldı. Bu adamın 400 bin lira parası var. Gitti kamyon almaya. Belki de senin kocanı öldürdüler. Aldılar elinden 400 bin lirasını. Bak adam yok 75 gündür. Ama adamın sinyali geziyor Ankara'da. Tamam onun da telefonu kimdeyse de. Ama gece açıyor bizim mesajları okuyor. Bizim ses ...sesimizi dinliyor, kapatıyor geri. Gelir elbette. Nereye gidiyor? Günde 17 hap içen adam 75 gündür nasıl ilaçlarını almadan yaşıyor sence? Babam kayboldu ya mesela 15 Kasım'da. Araba oradaydı. Onun 7'sinde falan. Onun dediği tarih kararım şaşmazdı. O 2 gün sonra diyor mesela 2 gün sonra araba şaşmazda çıktı zaten. Araç mobeseye takıldı. Tamam siz de Ankara'da oturuyorsunuz. Araba saklanıyor. Yok. Tamam çıktı. Plakası değişti. Tamam başka yerde. O plakayla geziyorlar. Satmaya çalışıyorlar. Satamıyorlar mı? Buraya oturup olmuyor kardeşim. Amcam buraya gelecek milyonlar şahit. Öldürmediyseniz çıkacak. Bakın. Ben size yalnız şöyle söyleyeceğim. Bilmiyorum siz endişeleniyor musunuz ama ben bu adamın durumundan endişeleniyorum. Ben ya bir evde sıkıntısı benim var. Benim evdeki her şeyden haberim olur. O zaman belki de sizin babanız bu üzerindeki 400 bin lira için öldürüldü. Bak arabada da iki kişi var. Başta ben de onun aklıma geldim. Dedim ya kaçırdılar. Ya tamam. Biri parayı ver diye tehdit ediyor, rehin tamam. tutuyor. Tamam o zaman kiminle konuşulduğunu falan şey annenden var. Öğreneceğiz. Ama... Arkadaşından öğreneceğiz. Kamyonu kimden alacaktı? Aslında şimdi normalde böyle olması lazım. Ben dedim polis bey telefonu açık dedim. Onlar aramadı dedi sen duy dedi. İnanmıyor bizim aradım. Meşgul alıyor, çağırıyor, bilmem ne yapıyor. Telefon açıldı WhatsApp'ta, öksürdü. Ha, öksürün tanıdın mı? Tanıdı. Öksürdüm. O zaman hayatta yani. Hayatta benim umudum var adam. Hayatta Müge Hanım. 06 Bursa Ceyhan Hakkari 039 plakalı bu aracı. Başka bir şekilde ya. Üzerine geçinen, satın alan, para veren birisi var mı? Bence varsa çıksın ve desin böyle böyle diye. Tabii eğer bu arabanın alımında, satımında bir suç ortağı değilse çok açık ve net söylüyorum. Bu adamın bu kadar zamandır ortada olmayışı oldukça endişeli. Ya baba kurban olayım bak. Çık gel. Paramı aldırıcı ne yaptıysan yeter ki gel. Bu adamı birisi
bir şey yaptı. Cebindeki para için öldürdüler, arabasını da aldılar, parçaladılar. Senin de babanı bir yere attılar. Telefonunu da belki oraya attılar ya da onu öldürenler kullanıyor. Aa, dün gece yine saat 2'de telefonu açıyor, mesajla tık 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 düşüyor. Ama babam yapmıyor bunu, niye yapmıyor? Bilmiyorum ama yapıyor. Çünkü bu kadar olay oldu, bu kadar kavga oldu. Babam mutlaka gelir. Hayır ya. Öyle bir şey yani olmaz. Yani artık babam bu telefonun benim... babanın elinde olmadığına ikna oldun mu? Oldum çünkü babam bunları gördükten sonra gelmeme şansı yok. Biri bir şey yaptı. Bakın ne yaptıysanız çıkarın, yapmayın. Mutlaka biri bir şey yaptı bu adama. Bildiğimiz şey aracıyla çıkıyor bir yerde diyor işte OPTS'ye yakalanıyor. Yakalandığında da aracın içinde iki kişi var. Farklı erkek kullanıyor diye görünüyor. Böyle yüzleri görünüyor. Tamam. Evet. Önlük var. Usta. Sanayiciye benziyorlar. Tamam. Yani. Hasan Hüseyin Çelik'in kendisiyle birlikte aranan aracında görülen iki kişi Müge Anlı'da bulundu. Hep o iki kişi kim? İki kişi kim derken o iki kişiyi bulduk. 28 yaşındaki Yalçın Ülger'le 22 yaşındaki Yasin Tıraş. Tanıyor musun? Musunuz bu isimleri? Duymadım. Senin üzerine olan aracı bunlar satmışlar. Aa. Çok üzgünüm ki eşiniz yok ortada. Araçtaki iki kişiden biri olan Yalçın Ülger'i dün bulduk. Gel hoş geldin. Hoş bulduk. Biri buydu. Ben de gördüm. Hatırladın mı? Telefonuyla oynuyordu. Evet. Hatta. O aracı biz şaşmazla muhabbeseydi seni de gördüm. Seni gördüm. Ben gördüm. Ayın 17'sinde akşam seni gördüm. Babama da bir şey yaptınız, açıklayacaksınız. Siz o adamı öldürdünüz, attınız bir yere. Parası da vardı hesaplarında benim kocam. Seni kim aradı ilk? Beni ilk kuzenim Fatih aradı. Böyle bir araba olduğunu söyledi. Tanıdığımın olup olmadığını sordu bana. Vesaire diyerekten konuşuldu. Parçalayacağız falan mı yani? Ya da parçalayacaklar. Sen kimi aradın? Oğuzhan'ı aradım. O da bir arkadaşını aradı. Sakallı İzzet diye yazıyordu. Hangi çocuk seni geldi aldı? Yasin. Yasin'le Sakallı İzzet görüşme yaptılar. Aracı olarak da parayı benim hesabıma attılar. 60 bin civarında bir para atıldı. O parayı ben geri Yasin'e 55 bin civarında yolladım. Yani sen 5 bini kendine aldın öyle mi? Hı hı. İzzet bir süre sonra Yasin'den arabanın satışını alamıyor. Evet. Ve seni mi aradılar? Beni aradılar. Parayı geri istediler. Evet. Yasin sonra bana para attı. 20 bin falan. E ne dedi? Bu 20 bin lirayı da İzzet'e mi ver dedi? Evet. Verdin mi İzzet'e geri? İzzet'e geri o parayı göndermedim ben. Şüpheli araç ticaretindeki para trafiğini yöneten isim, Hasan Hüseyin Çelik'e ait aracın Mert isimli kişiden geldiğini duymuştu. Şimdi bu Mert çok önemli. Peki bu Mert nasıl çıktı ortaya? Bu Mert'i Yasin anlattı. Ben Yasin'e bu araba nereden geldi dedim. Kuzeninden olduğunu, Mert'ten olduğunu söyledi. Bu arada Oğuzhan telefon attığımızdaymış. Yalçın beni aradı. Dedi ki böyle bir araba var abi dedi. Mahrumiyeti var araçları diye. Ben de Yalçın'a güvenerek arabaya baktırdım. Pazartesi günü olduğunda Yalçın'a arabayı geri alın dedim. Çok da baskı kurdum. Ne 75 bin liramız geldi ne arabamızı teslim oldu. 60 bin liradan bahsediyor Yalçın. Hayır. Toplam dekort var elimde. 75 bin lira toplam dekort kurdum. Senin hesabına 75 bin lira mı geldi 60 bin lira mı geldi? 75 gelmiş. Kuzenim gelmiş buraya çıkmak istemiyormuş. Müsaadeniz olursa alıp gelebilir miyim onu? Yalan konuşuyor mu? Yalan konuşuyor. Şimdi ben asıl bu adamın elinden nasıl alındı? Aslında oradayım yani. Fatih'in aracılığıyla aracı oldum. Nereden doldum diye nalet ediyorum şu anda. Şimdi nasıl Hasan Hüseyin Bey'in yolu bunlarla kesişiyor? 40 milyar cebinde gitti, yanımda gitti. Bak 20 milyar binanın... Kendisinde 450-500 milyar parası varmış. Yani 40 bin lira üzerinde de parası vardı bu adamın. Tabii binanın parasıydı. Bankadan da parası çekildi mi? Çektirdiler tabii zorla. Belki de kredi çekildi, belki de parası çekildi. Yani çete bunlar, çete. Bu adam öldürülmüş ama şimdi belli yani. Öldürülmüş, arabası da alınmış altından. Şimdi ben ne diyeyim? Sen de biliyorsun öyle olduğunu. Ortamın başına bir şey getirdim. Ben... Bu arada şimdi arkadaşlarımız bu aracı satın alan Sakallı İzzet Bey'e ulaşmış. Şunu söylemiş. Yalçın'ı daha önceden tanımıyorum. Oğuzhan Çenci'yi tanıyorum. Oğuzhan beni arayıp bana bir araç gelecek. Aracın durumuna bak, o aracı satın almayı düşünüyorum dedi. Evet. 17 Kasım tarihinde ekrandaki Yalçın ve yanındaki bir şahıs geldi. Yasin. Aracı getirdiler. Ben aracı inceledim. Oğuz'a aracın sorunu yok dedim. Oğuzhan ben o aracı alacağım dedi. Benim adıma Yalçın Ülger'e o araç için para gönderebilir misin dedi. Parayı parça parça Yalçın'a 3 tane 20 bin, 1 tane 15 bin şeklinde gönderdim. Oğuzhan 18 Kasım sabahı bir kişi gönderdi. Aracı benden aldırdı. Oğuzhan adına verdiğim parayı da zaten kendisinden geri aldım. Oğuzhan'la Yalçın birbirlerini tanıyorlar diyor. Oğuzhan Bey sonunda yani bu araba ne oldu? Ben aldılar diye biliyorum, almamışlar da. Arabada Ankara'ya tekrar geldim baktım, o bıraktığımız yerde yoktu. İki ilde eş zamanlı operasyon kapsamında Müge Anlı stüdyosundaki iki kuzene de gözaltı kararı çıktı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı kayıp şahıslar büro amirliği ekipleri kanalımıza geldiler. Stüdyomuzdaki Yalçın Ülger'i ve Yalçın'ı bu işin aradığı söylenen kuzeni Fatih Ülger'i alacaklar Ankara'ya götürmek için. Siz de gidip bu bildiklerinizi anlatın. Burada anlatmadıklarınız varsa da anlatın. Burada, yani benden bakın, size tavsiye. Bakın burada her şeyi, olayın nasıl geliştiğini tane tane hepsini anlattım ben.
şimdi asıl bu adamın elinden? Bu arabayı kim aldı? Asıl işte mevzu o. Peki bu adam şimdi nerede? Hiçbir şey için geç değil. Erteleme bugün başlar. Çok özeliz, mucizevi canlılarız. İçimizdeki kelebekler hep uçuşsun. El ele verirsek zorlukların üstesinden geliriz. Yeter ki o yüreğe sahip olalım. Bugün tabii size Hasan Hüseyin Çelik'le ilgili haberlerim var. Bantlarım var. Yani dün de konuşmuştuk. Zaten dün de buraya gelen kuzenlerin açıklamalarından ortaya çıkmıştı. Ama bugün daha da netleşti. Artık konu cinayet büroda. Çünkü 79. gününde haber geldi. Gidişat belliydi ama Hasan Hüseyin Çelik'in cinayete kurban gittiği kesinleşti. Cinayet itirafı dün yayınımızda gözaltına alınan Yalçın Ülger'in Hasan Hüseyin Çelik'e ait araçtayken yanında olduğu söylediği Yasin Tıraş'tan geldi. Ve Hasan Hüseyin Çelik'e ait olduğu düşünülen kemikler de Bağlum'da evine 12 kilometre, yaklaşık 16 dakika uzaklıkta bulundum. Başınız sağ olsun. Tabii dün de dedim buradan giderken herkes birbirine atacak şey diye. Yani ortaya çıkan Müge abla, babamı kim öldürdü Müge abla? Oy ya. Ben öyleydim. Yasin'in söylediğine göre... Ama dün de çocuklar söylediği için ben hani bunu söylemekte bir sakınca görmedim. Onların söylediğine göre hani size bir Mert'ten bahsetmiştim ya, bu çocuk şey diye, yani benim aklıma yatan oydu. Yasin'in söylediğine göre Mert öldürmüş. Buradaki burada oturan. Yok, onlar değil. Ya aslına bakacak olursanız bir araç var ortada. Şimdi o araç değerinden çok düşük bir fiyata elden çıkarılmaya çalışıyor. O ona söylüyor, ona söylüyor, ona söylüyor. Mesela dün gelen iki kuzenin, işte o küçük olanın, Fatih'in mesela Yasin'le yaptığı yazışmada o da soruyor. Şimdi burada böyle bunlar saf saf duruyorlar, insanlar da küçük bunlar saf falan diyor. Ben de üzülüyorum ama şimdi diyor ki mesela aracı elden çıkarmamız lazım. Sahibi kim? Ölmüş demiş mesela şey Yasin. Ama söylerken öldürülmüş demiyorlar. Şimdi hani bu çocuklar, yani bu çocukların cinayetle alakası yok buraya gelenlerin. Bunların araba satışıyla ilgisi var. Ama onlar da tahmin ediyorlar tabii, yani niye bu araba bu kadar, al istersen şeyi. Yani niye bu kadar ucuza satılıyor vesaire, hani ne oldu, bir problem mi var falan diye aralarında konuşuyorlar. Zaten sizler yayına katılınca bu kadar kendi içlerinde kaynamalarının nedeni de o. Farkındalar ama ortaya çıkmayacağını düşündükleri için bir şekilde para kazanmanın derdindeler. Şimdi tabii çok enteresan şeyler var. Şimdi Yasin Tıraş'ın evine Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü arama çalışması düzenliyor. Babanızın telefonu elinde bulunuyor. Silah bulunuyor ve banka kartları, yine eşinizin banka kartları bulunuyor. Hesaplarında da para var. Evet, yani. Kredi kartları, Hasan Hüseyin'in kimliği ve cep telefonu bulunuyor. Şüpheli Yasin'i, ablacığım sen istersen çık, sen zaten biliyordun. Yani sen bir ayrıl istersen, ben anlatayım çünkü bayağı bilgi vereceğim. İstersen dinle, istersen sakinleş, hangisi? Ben dinleyeceğim. Tamam, dinleyeceğim. Tamam, bir dur dinle. Tamam. Zaten ama en baştan belliydi. Zaten sizin amcalarınızla kavganızın nedeni buydu yani.
Belliydi adam gülü oynaya çıktı dediğiniz. Tamam gülü oynaya çıktı dediğiniz adam yani ne olacak? Niye gelmesin? Benim kocam evden gülü oynaya çıkıyorsa, akşam gelmiyorsa ne düşünür insan? Allah korusun ya trafik kazası geçirdi hastanede. Ya başına bir iş geldi. Gülü oynaya giden adam niye gelmesin ki eve? Belli başına bir şey gelmiş. Zaten kavgalarınızın nedeni oydu. Birbirinize küfür edip oturdunuz ama size amcaların anlatmaya çalıştığı da oydu. Ben zamanında söyledim Müge Hanım, gidin o insanlar hakkında suç duyurusunda bulunun dedim. Seher Hanım'a söyledim. Ama o dedi ki yok, polis bana söyledi, onların kimliğinde, GBT'sinde hiçbir problem yokmuş dedi. İnatla gitmediler. Günlerce söyledim. Hayır, ben özel var, dilekçem savcılıkta var. Ya ablacığım, ayın 21'inden beri amcamın kaybolduğu günün 21'inden beri söylüyorum. Gidin onların hakkında suç duyurusunda bulundum diye. Bulundum ya, savcılıkta isteyebilirsiniz. Var bulundum ya, kaç kere. Kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmadınız. Bulundum, üst tipleri görünüyor, dosya götürmüşler karakolda. Yok, polis bana sen dedin ki ondan sonra dedin ki şey dedin, şeyleri temizmiş dedin, sicilleri dedin. Dedi, bir öyle dedin değil mi? Öyle dedi, karakolda polis dedi. Karakoldaki polis ha, onu söyleyemez. Ya bize gidip araştırmadılar yani. Hayır, sicilleri temiz diyemezler. Sicil demeden yüz tiplerle bir şey görünmüyor dedi. Öyle dedi adam. Hayır, kimlikleri belli değildi ki sicillerin temiz olup olmadığı. Ama öyle dedi, şu an bir şey yok dedi. Yani hırsız yok dedi arabanda dedi. Hayatım, polis kimliklerini tespit edememişti ki sicillerinin temiz olduğu. Ben ondan sonra savcılığa olduğu gittim. Savcılık dosyayı oradan almış. O da ama bak sen hiç benim lafımın sonunu bile dinlemiyorsun. Ya belki de o zaman sana anlatılanları dinlemediğin için yanlış anlıyorsun. Kimlikleri tespitli değildi ki sicillerinin temiz olduğu ortaya çıksın. Ayrıca sicilleri de temiz değil. Var suç kayıtları. Yani bir insanın kimliğini tespit etmeden sicili temiz mi nasıl anlayabilirsin? Önce adı soyadı TC'si çıkacak ortaya. Böyle bir şey yok. Sicilinin kendi kendinize olması da öyle dedik ya, yüz tiplerle bir şey de olabilir ama dedi. Yok. Yani ben savcılığa bildirdim. Ben zaten yani en baştan beri şunu anlamıyorum. Sonuçta ben de evde dua okuyup istihareye yatmıyorum yani. Belli. Sana soruyorum, var mı problem diyorsun. Israrla diyorsun ki yok, gül oynaya gitti. Adam sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle her erkek de yola çıktığında bir de kamyon alacağım diye kamyon çıkacak. Alacağım. O markette durayım. Aa dur, buradaki şeyi beğenmedim, gideyim de o marketten alayım mı? Yapmaz. Adam demek ki iyi huylu bir adam yani. Evet. Adam sana hayır demiyor. Herkesin kocası gezmez öyle market market. Çok gezdi market. Yani beni gezdirdi. Tamam, ben adam gezdirmiş sonra gitmiş. Sonra arabası da yok, kendisi de yok. Gösterdik iki günde fotoğrafını, ben hep bekliyorum. Bak, ama canım, benim telefonu beklemem iki gün bile bana fazladır yani. Biz gösteririz telefonu sabah. Telefonu bak kullanmışlar, telefon sürekli meşgul almış. Onu da sana ben söylüyordum. Emniyet dedi öyle bir şey olamaz, Ankara emniyeti dedi öyle bir şey yapamazlar akşam. Ya şimdi Ankara emniyetinin de öyle o şimdi cevap haklarını kullanmadıkları için şimdi böyle de söylemeyelim de. Şimdi bu kredi kartları ve cep telefonu bulundu. Şüpheli Yasin bir tane, söyleyeyim adını, şey değil yani bunu, ben mi reklamını yapacağım koskoca markanın. Mercedes bir araba kiralamış. Sonra bu Hasan Hüseyin'e ait cep telefonunu da yanında gezdirmiş. Sonra da kullandığı o telefonla da 3 kez İstanbul'a gelmiş. Bak aynı. Tamam işte ama hep söylediğimiz şey. Tabii neden bu telefonu yanında gezdirdi derseniz. 440 bin lira para varmış hesabında. Vardı eşinizin de, eşim vardı. Bu telefonundaki mobil bankacılık uygulamaları üzerinden bir de üzerine 250 bin lira da kredi çekmiş. Toplamda 600 bin lira para harcamış. Bir adet de silah ile geçirildi. Yasin bu silahın kendisine ait olmadığını, silahı kuzeni Mert Kartal'ın evine koymuş olabileceğini söylemiş. Mert de tıraş olan soyadını Kartal olarak değiştirmiş. O yüzden Mert tıraştı, Mert Kartal olmuş. Sonra bu Yasin'in yani ben şunu dedim, hani dün buraya gelen çocuğun adı neydi? Yalçın. İlkinin. Yalçın. Heh. Şimdi bu Yalçın'a bu parayı veriyorlar da niye almıyorlar 10 bin liralarını, 20 bin liralarını geri diye düşünmüştüm. Meğerse adam zaten 600 bin lira almış. Yani bundaki 10 bin, 20 binin de peşine düşmemişler o anlamda. O 600 bin lira ne yapmışlar? İstanbul'da kız arkadaşı varmış. Kızlar siz de Allah aşkınıza bir kiminle görüştüğünüze bir dikkat edin ya. Ona bir tane dizüstü bilgisayar almış en pahalısından, şu onun markasını vermeyeyim. Yine o arkadaşıyla Sapanca'da bir bungalov evde tatil yapmış. Parayı da bu şekilde yemiş. Sonra da mobil bankacılık uygulaması üzerinden babası inşaat işçisiymiş, onun üzerine para da göndermiş. Bu cinayet itirafında adını verdiği isim de kuzeni oldu. Yasin Tıraş, Hasan Hüseyin Çelik'in cep telefonuyla banka hesap bilgilerini kendisine kuzeni Mert'in verdiğini söylemiş. Mert de demiş ki al bu kartları, telefonu da al, istediğin kadar para harcayabilirsin demiş. Hani bir
bankamatikten bahsediyordunuz ya, hiç bankamatiğe falan gitmemişler işte. Demek ki bu adamın şifresini de bir şekilde... Ama Seher nasıl söyleyeyim söyledi? Lan bu okudu, öyle söyledi bize. Söyleyeyim oradan koca elinde. Anlatalım bak nasıl oldu. Ada pazarında sinyal dediler bize. Bana mesaj geldi, dedim Şerif dedim, baban kartı kaptırmış dedi. Bu de, nasıl okudun bir anlat. Babamın, annemin kartı babamdaydı. Kullanıyordu, kredi kartıydı. Kartı. Bir gün mesaj geldi. Hani babam gidip annem kartı iptal ettirdi böyle böyle diye bankaya. Mesaj geldi. Kartınız iptal olmuştur, kartınız alınmıştır diye. Mobilden geliyor bu mesaj. Onu söyledik biz onlara. Vallahi zaten ben bilmiyorum da şimdi telefonda mobil uygulama varsa bir işlem yapmak için şifre giriyor musun her seferinde? Evet. Giriyorsun evet. Değil mi? Demek ki bu adamı öldürmeden önce şifresini şifreyi de bir şekilde aldılar. Almış. Evet. He? He, kimliği ben evet. Kullanmıyorum çünkü bu işlemi. Kimliği elinde olduğu için diyor. Evet. Şifremi unuttum deyip oradan o kimlik şeyiyle TC kimlik numarasıyla TC kimlik numarası şifreyi alabilir. Yeni şifre oluşturma şansı var. Belki de var. Öyle bir şey yaptılar. Evet, yani abi. Aslında bütün bu harcamaları yapan Yasin de diyor ki evet ben kartı aldım, bu harcamaları da yaptım, kredi de çektim, arabasını da sattım ama bunları bana yaptıran kuzenim Mert Kartal diyor. Yani ben işlemedim o cinayeti diyor, Mert işledi diyor. İşin enteresan tarafı, Mert'in de daha evvel bir cinayet geçmişi var. Ama açık cezaevindeymiş ve bütün bu işlemler olurken de nasıl oluyor Rahmi Bey? Açık cezaevinden izne diye geliyor, sonra tekrar cezaevine geri dönüyor. Cinayetten değildir o zaman. Cinayet. Cinayettense o zaman yatmıştır epeyi. Yani yeni cezaevine girmemiştir. Ben yenisini eskisini bilmiyorum da adam birini öldürmüş, cezaevine girmiş, açık cezaevine tamam. Alınmış. Cezaevinde, oradan da izne çıkmış. Cezaevinde beşte birini, cezanın beşte birini yattığı zaman kapalı cezaevinden açığa çıkma imkanı var. Açık cezaevinde. Tamam işte açık cezaevinden de izne çıkmış. Bir de dün dediler evet. Bir kamyon. Elektrikçisi var ama o ne oldu? İşte Yasin işte. O muymuş? Yasin Tıraş, Hasan Hüseyin cep telefonuyla banka hesap bilgilerini kendisine yine kuzeni Mert'in verdiğini iddia ediyor. Dediğim gibi Mert kendisine demiş ki parayı harcayabilirsin ama demiş işlemleri bankamatikten değil uygulamalar üzerinden yap diye bunu da tembihlemiş. Sonra da işte Mert cinayeti işledi ve yakarak da yok etmek istedi diyor. Ama benim diyor bu cinayetle bir alakam yok, dahlim yok. Ama yer göstermede yaptı. Göstermeyi yapan kim? Cesedi gösterin. Yasin. Yasin. Ha. Ya şimdi parayı harcayan Yasin. Evet. Arabayı satmaya çalışan Yasin. Evet. Telefon yanında olan Yasin. Bir de bu çocuk 22 yaşında. Altında çizeyim. Evet. Çok özellikle şeyim. Yer göstermeyi de yaptığına şey göre. Şey demiş ya benim cinayetle ilgim yok ama buralarda olabilir demiş. Bir de yer göstermiş. Nasıl olabilir? Yani şimdi o yüzden ben de net net kimsenin adını söylemek istemiyorum. Çünkü şimdi Mert'i dinlemediğimiz için, bilmediğim için onun da açıklamalarını. Ama bütün bunları yapan Yasin demiş ki ben hiçbir şey yapmadım. Kuzenim Mert yaptı demiş. Ama buraya gömülü olabilir de demiş. Demiş. Yasin de işte bu kuzeni Mert Kartal kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezası almış. Şu an Çorum'da açık cezaevinde. Tamam. Ve Hasan Hüseyin Çelik'in kaybolduğu dönemde de Mert'in cezaevinden izinli çıktığı zamana denk geliyor. Evet. O da diyor ki işte o işledi. Peki Mert işledi de cinayeti niye bütün paraları Yasin harcadı? Onu anlayamadım. Yani dün stüdyoya gelen Yalçın'la Fatih Ülger cinayetle ilgili değil. Yalçın'la Fatih aslına bakacak olursanız kolay yoldan para kazanmak isteyen iki kuzen. Tabii ki değerlendirmesini sayın savcımız yapar. Gayet hakimimiz tabii. Yapar. Onun için bir şey söylemiyorum ama cinayetle ilgileri yok. Onlara sadece bir tane de araba var hatta şöyle deniyor. Araba var, hurdaya çıkacak. Çünkü şimdi araba zaten Seher Hanım'ın üzerine. Arabayı nasıl satacaklar? Araba hurdaya çıkacak, tanıdık var mı diye başlıyorlar. Sonra ama kendi aralarında konuşmaları var. Yani bir problem var mı, sahibi nerede bilmem ne. Sahibi ölmüş diyor Yasin. Ama ölmüş derken de ben mesela okurken şöyle bir şey düşünmedim. Yani öldürülmüş değil. Yani ölmüş bence, diyor. Eceliyle ölmüş gibi bir hava veriyorlar. Yani. Ama bu çocuklar evet. Kendi aralarında şüpheleniyorlar. Aslında arabayı alanlar da şüpheleniyorlar işte kendi aralarında. Onlar bir geçen hafta sonu bir kaynamışlar. Birinden biri zaten bir zayıf halka olacaktı. Ama benim anladığım bu böyle böyle halka halka halka. Eğer Yasin'in söylediği doğruysa Mert var. Mert ama Mert nasıl tanıştı Hasan Hüseyin Çelik'le?
ya da Yasin nasıl tanıştı oraları şu an karanlık. Bilmiyorum. Yani Mert var söylediğine göre Yasin'in. Sonra onun arkasından Yasin geliyor. Yasin Fatih'e haber veriyor. Fatih Yalçın'a haber veriyor. Yalçın Oğuzhan'a, Oğuzhan Sakallı İzzet'e böyle gidiyor. Yani peki, Oğuzhan'la Sakallı İzzet'in hiç alakası yok. Onlar aracı almak istiyorlar ama onlar hemen uyanık davranıyorlar. Pazartesi günü aracı geri Mert'in bırakıyorlar. Mert'in ifadesi ne? Mert'in ifadesini bilmiyorum. Ha. Şu an cezaevinde yani zaten. Yani Yasin'in bu bunu ona suç isnadından sonra Mert'in konuşması tavrı ne? İşte o yüzden net şu öldürdü diyemiyorum ben şu an. Tabii evet. Ki Ankara Emniyeti evet. Belki o sonucu ulaşmıştır evet. Şu an. Bilemiyoruz onların hangi bilgileri aldığını ama benim edindiğim bilgiler Yasin suçu Mert'in üzerine atıyor. Evet. Ama o Mert kim? Nasıl babanızla tanıştı? Yani. Yasin babanızla nasıl tanıştı? Yani sonuçta bir bağlantı olması lazım arada. Oraları şu an bilemiyoruz yani. Gerçekten üzücü. Yani bu adam çok pisi pisine gene. Yani diyoruz ya mesela niye ölmüş? Aslında cebindeki parası için. Bankada ne kadar varmış Müge Hanım? Bana 300. Hala para derdinde 440 ya. 440 varmış. Bak işte para için. Söyledi, herkese söyledi. Herkese söyledi. Kamyon alacağım, param var. Baş düşmanı sendin söyledi. Zaten. Hı? Baş düşmanı sendin zaten. Ben dedim. Yemek parasını elinden alan da senedin. Olsun ne yapayım evimin adamı benim eşim evime birlik hayat geçirmiş. Mutlu. Niye paralarım vardı onları harcasaydın sizin keşke. Sizin paranız babamın kefen parası oldu. Senin de olsun inşallah. Lazım değil inşallah kefen paranın da olsun. Göreceksiniz. Biz karşılarız. Size de ceza aldı. O babam 800 kilo. Buyurun halin milleti tehdit ediyor. Cenazem. Yine var esas bu işte, işte sen bunlar. Çıkacaksın. Esas bunun işte arkasında bunlardır. Yine sen çıkacaksın. Bunu da göreceğiz. Bunu Hasan Hüseyin'e şeyi gönderen, kendi damatlarına adamı komşusu. Gönderen, onun kiracısı. Kiracısı hem de Uğur dedikleri. Uğur dedikleri hem kiracısı. Hem de damadını Allah aldırmaya şey gönderdi. Onunla da görüştük. Bizim damat kiracımız öyle bir kötü insan değil ki 7-8. Niye gönderiyorsun onu? Azmettiriyorsun insanları. Orada oturuyor ya. Ama gitmiş söylüyor. Niye insanlar azmettiriyorsun? Sen demişsin git bana. Ben demedim. Sen demişsin. Fahiş Elif'e dedi arabaya baksın diye bir o zaman belki gittiyse vallahi de haberim hayır, yok ya. Siz söylemeseniz niye gitsin? Yani, ama kavga dövüş yok ki. Hiç kavga dövüş yoktu. Ya bunlarla bizim biz oradan şüpheleniyoruz. Ama Seher Hanımcığım. Buraya bağlandıklarında sizin damadın arkadaşları yalan ama söylüyorlar, ki iftira atıyorlar aynen. Dedi. Biz giden adamı bulduk dün koca damadın söyleyince. Evet gittim diyor. Tehdit tamam. Etmedim ama diyor aynen. Öyle de görülürse özür dilerim. Seher gönderdi beni diyor. Hayır bununla bak. Evet. Müge Hanım damat beni dövmüştü. Hayır dedi ki bu dedi anne araba yok. Uğur dedim orada iş yeri yakın dedi. Bakayım bir kapıda pecede araba var. Eğer yok, bunlar dedi. Olmasaydı zaten biz ortaya fazla müdahale edemezdik yani. Bizim de bazı duyumlarımız vardı. O Yasin'i daha dün akşam şeyi bize söylediler. Ne kiracısı olduğunu. Abi söyleyin ne olduğunu. Kiracısı olduğunu bize söylediler. Uğur'un. Uğur'un. Dün zaten damat da söyledi zaten kiracısı evet. Uğur'u gönderdi diye. Evet. Ben bilgileri zaten size daha hala saklıyor. Beyaz ben Şahin de Uğur'un ki. Beyaz Şahin de onları. Şahin var mıydı Uğur'un o zaman? O Elma Dağı'ya gittikleri de belki Elma onlar. Elma Dağı'na gittikleri Şahin. Uğur'un arabası. İyi tamam tamam siz doğrusunuz siz bize de iftira atıyordunuz. Allah'ın yani sen herkese iftira atmışsın zaten. Ya hangi iftiradan bahsediyorsun ya? Herkes yalancı, herkes yalancıymışız. İftira atmış. Sen mi doğrusun? Big sen gelmeyeceksin Ankara'ya. Terbiyesiz. Sen Ankara'ya koymayacaksın. Sen bakalım cenazeye gelebilecek gel, misin? Gel gel alabiliyor musun sen cenazeyi gel. Terbiyesizler. Zaten bunun başında da dedi. Siz oraya gel senin dahi. Kendi dedi ben zaten. Ben size cenazeye vermeyeceğim. Sizi cenazeye koymayacağım diye. İki senedir konuşmuyorlar Mükemmel. İki senedir cenazeyi o araziye için konuşmadılar bundan. Küstürdünüz adamı ya. Ya sen ya. Bizi uzaklaştıran sensin adam yıllarca. Adam kendi düğüne kendi geldi. Konuşmadılar. Ben amcamı 30 senedir görmüyorum ya Müge Hanım. 30 senedir amcamı görmedim bunların yüzünden. Göreydin göreydin de zaten davet edin. Düğüne bile gelmedin ya. Yazıklar olsun. Düğününe bile gelmedin. Seni kaç kere davet etti. Kaç kere. Ama canım görüşmediğim düğününe. Adama da yani sen bilezik takmak için niye düğünüme gideyim yani? Beni evine almıyor, konuşmuyor, düğünüme gel. Şimdi çok açık söyleyeyim yani. Müge Hanım, yani amca olarak da gidince bir bilezikle altı takmam lazım. Bunlar mafya peşinde Müge Hanım. Aradığımda bile amcama bana küfürler etti Müge Hanım.
Amcama ben sadece o beni dışarıdayken arayabiliyordu. Evdeyken kesinlikle görüşmüyordu. Bir bak bana hiç alakası olmuyormuş. Nasıl alakası yok ya? Arasın ben mi aradım? Bir gün aldı canım telefonu elinden mi? Hayır, amcamın elinden bana etmedi hakareti bırakmadı. Vallahi billahi ama bir şey söyleyeceğim Seher, sen de bunu söyledin. Niye? O Deniz aradığında senden ben gizli arıyormuş sonra dedi öğrenince. Eşim dedi konuşmuyorum, engelledim. Bunlar bana hoş geldin yapmadı. Ama, hepsini konuşmuyorum. Ama bir tane. Ya, düğünde ben yani ben şunu anlayamıyorum. Bak bunu gerçekten anlayamıyorum. Senin eşin. Ya görüşe kendi dedi ben görüşmüyorum, benle konuşmuyorum. Hayır, hayır. Yani. Demediler mi? Demediler tamam mi? Da yani sen de şunu demiyor musun? Sen amca olarak nasıl yeğeninle konuşmazsın? Olur ya ama kocasında bir problemi olur. Ama onlar da onu ağlattı, orada ha, konuşmadılar ağlayarak. Hayır Seher'cim. Derim geldi ağlayarak. Seher'cim sen şunu söylemen lazım. Sen baba yarısısın. Niye yeğeninle konuşmuyorsun? Ama onlar da onu kırdılar, konuşmadılar. Ne yaptık ya? Onlar kırdı. Ya hoş geldin. Ne yaptık ya? Geçen sene oldu. Düğün geçen sene oldu. Hasan'la biz 30 senedir görüşmedik. Düğün geçen sene olmadı mı Hasan'la? Düğünde bile yok. Tamam, geçen sene düğün olmadı mı? Tamam bizim evimiz burada, siz de Çankırı'dasınız. Kaç kere geldiniz? Müge Hanım biz başlangıçta zaten dedik benim buraya geldiğimde ben dedim ki 4 parça eşya çaldılar. Abi, onun için bu birinci hiç madde. Hiç ben kesinlikle İki, bunların evine gitmemiştim. Bir dakika bir dinle sonra sen cevap ver. Bir dinle dur bakalım ne diyor. İki bu çocuk ben meydanda yok. Bunları bırak ya. Aynen. Baba annemin ellerini kırdı. Seninkini keşke. Annem bunların evine gidiyor. Annesi vallahi ve kardeşliğine. Dinle cevap ver bir dinle. Kardeşimi ya. Dövmek istiyorlar. Hmm. Annem araya giriyor. Annemin parmağı kırık geldi. Biz gittik aldık geldik ya. 32 sene önce. Bu 32 tamam, sene ama. Zaten görüşmüyorduk. Zaten onun için görüşmüyor ya. Bu insanlar birbirimize attığınız iftiralar çamurlar yüzünden zaten sizinle görüşmüyorduk. Seninle görüşeceğim ben seninle. Ne görüşeceğim benle? Hala tehdit ediyor canlı yayında. Burnumuzdan getirdiniz bize, her iftirayı çaldınız buradan siz. Senin bana attığın hakaretler, küfürler, ettiğin, beni aldırmaların bunlar ne olacak peki? Sen de buna dedi kocan 60 yaşında buna layık bak gördün. Ya kocayı ne yapacaksın sen yavrum? Sen hayır kocanı aramıyor musun? Sen kocayı ne yapacaksın? Aradım sen... ben aramıyorum. Bu hakaretler neyin nesi? Biz buraya kimi aramaya geldik? Biz de geldik herhalde oğlum. Sen gelmedin biz geldik. Biz geldik. Ben de buraya niye 10 gündür? 10 gündür gelmek zorunda kaldın. Gelmek zorunda kaldın. Yok. Çünkü suç senin üzerine yıkılacaktı. Yok benim üstümde. Sen ondan kaçtın. Hayır canım benim üstümde. Ya niye hayır niye geldin? 5 tane kardeşi var. 5 tane kardeşin hiçbirine konuşmuyor Müge Hanım. Ben suçlu olsam Müge'ye niye geldin? Biz de 5 kişi bizimle de konuşmuyor. Herkesine küs. Sen Müge'ye çık. Herkesine davası var. Sen Müge'ye çık, ben sana neler yapacağım diye bana ettiği tehditleri arkadaşlara attım. Size verdik o bilgileri. Atacağı iftiraların hepsini sizlere gönderdim. Yapacaklarını. Sen de yaptın. Senin mesajlarını da yaptırıyor bizde. Bak Seher Hanımcığım, Şerife, ben mesela bunun nedenini gerçekten hiç anlayamıyorum. Ama ben bunu daha evvel de söyledim. Mesela şimdi babamın cenazesine gelemezsin diyene kadar şöyle demen lazım. Özür dilerim, biz böyle olacağını tahmin etmemiştik. İyi ya ki geldiniz. Zaten tahmin etmiyorduk böyle tamam, bir şey. Tamam, iyi ki geldiniz. Biz 3 aydır döner diye bekliyorduk ama bak adam öldürülmüş, kemikleri yok. Ne güzel işte, katilleri de cezaevine girecek, kanımız yerde kalmayacak. Kalmayacak. Söylediklerim için özür dilerim. İyi ki gelmişsiniz. Biz de sizin peşiniz sıra geldik. Ya ben bir şey demiyorum. Hayır senin onlara öyle söylemen gerekmez ama mi? Ama hakaret ediyorlar. Ha bile hakaret edince bizim de psikolojimiz bozuldu. Biz şüpheli kayıp demeyene kadar bunların öyle bir dilekçe biz götürüp de verdikleri yok. Evet. Müge Hanım benim emniyetteki dilekçelerimi bir isteyin. Ben kaç tane dilekçe verdim? Peki niye komşuların da aynı şeyi söyledi? Ne dediler? Bak bir şey söyleyeceğim. Biz sakinleşir. Biz gelir dedik tamam, çok rahat. Bak ben seni eğer şurada şu kadarcık tanıdıysam ki artık insan tanıdığımın da şey yapmayacağım. Ben komşulara da dedim gelir dedim o. Bak ben insan tanırım. İnsan zarafı olduğunu çıkardım. Benim insanın gözüne bakmam gerekiyor. Allah'a şükür bu tecrübe ama özel bir yetenek değil. Tecrübe. Artık olmuş kaç sene. Senin gibi bir kadın tamam mı, ne kocasını bırakır. Ama gelmedi bulamıyorum ne yapayım. Bak. Ben kamyon aldı ya dedim bu gezgahı olsaydın onlardan bulunurdu. Kocasını yok, başı boş benim bırakacak bir kadın değilsin. Ben sen yeğeninin bile... Şimdi telefonu bak, meşgul alıyor biz ondan dakika, çok umutlandık. Ya bir lafımın sonunu getirebilir miyim? Rica edebilir miyim? Sen yeğeniyle bile görüşmesine izin vermeyen hayır, bir eş olarak yok vallahi, söyledin. Kendin söyledin. Tamam da tartış kendileri küstüler. Bu küstü ya. Gizli gizli arıyormuş. Öğrendin. Öğrenince neler yazmışsın yeğenine. Amcan seni bilmem ne yapsın diye. Ama iftira yapıyor mu? Kıza yapıyor. Bana yapıyor. Biz de iftiranın altında mı kalalım? Ya iftira ile alakalı. Sizden ne kadar masum olsun ya. Ben oradaki iftiradan bahsetmiyorum.
sen kocanın ailesiyle görüşmesine kızıyorsun. Yok hiç de değil. Kızıyor mu yani? Kızıyor. Ama mesai biz gelini almadık, oğlumuzu verdik. Söyledin. Tamam biz gitmiyordum. Ben gitmiyordum. O da telefona görüşüyordum, konuşuyordum. Bilmiyorum ben. Niye o zaman senin yanında konuşamıyor? Düğünlerde davetiye götürmüşüm, görmüşüm bunları. Senin yanında niye konuşamıyor? Geçen aradılar, meşgul aldı. Açmadı telefonunu. Ben ne yapayım? Açaydı. Bırak son yalanlarını. Vallahi aradınız. Ya o canım beni de kardeşim de arasa bir yerde. Aç dedim de açmadı ya, ne açacağım dedi. Vallahi öyle dedi, aç dedim telefonunu. Hatta çünkü kızı arayıp küfür etmiş. Babamla annem de onları, amcamı aramış. Amcam da artık utancından telefonu cevap verememiş. Benim telefonumu açmadı, cevap vermedi. Açamamış yani adam daha doğrusu. Vallahi sen dedi, adını edepsizliğine karşı aramıştın. Böyle yapıyorlar demek için mi aramıştın? Evet. Evet. Görüşmek için aradım. Niye bu terbiyesizlikleri yapıyor diye aramıştım. Fakat adam utancından açamıyor. Adam ki telefonunu kapattı. Açmadı. Heh, şimdi bugün geldiğimiz noktada lafımı tamamlayabilirsem, senin gibi bir kadın nasıl kocasının kendisini terk ettiğini düşünürü ben anlayamıyorum. Mesela iki gündür yani özellikle bu cinayet meselesi tamamen netleşince. Müge Hanım benden kamyon alıyordu ya, kamyon aldı dedim. Biraz borçlandı dedim. Bu bir hikaye geziyor arada gelir az. Benim umudum hep vardı yani. Devam. Ya üç aydır mı bu adam aynı şeyden geziyor ya? Meşgul alıyor, hep telefonu meşgul alıyor. Çalıyor telefonu, açmıyor. İnternete de giriyor. Baksana adamlar tüm bankaları soymuşlar, boşaltmışlar. Ben ne bileyim emniyet dedi, Ankara emniyeti. Bu kadarını düşünmedin. Telefonu taşıyamaz yani dedi o kimse dedi. Bu işi yapan telefon melefon taşıyamaz dedi. Senin kocan kendi yapıyor. Beni aradı dedi, Esertepe'de kim var? Esertepe'de bunlar kalıyor dedi herhalde. Sinyal ötüyor, benim Esertepe'de kimse. Bu kadar şeytanla tamam, aklın sarıyor da kocanı demiş, aramaya aklın sarmadı mı? Tamam şimdi dostu olsa sen kabul edin. Bak benimle muhatap olma. Hayır kabul edecek miydin? Ben şimdi durumum kötü. Mesela dostu olsa sen durumun hiç kötü değil. Sen çok rahatsın. Önüm boşa geldi. Öyle oturu yersiniz. Hayır dostu olsa kabul edecek miydin mesela eşini? Gitti, gittiyse hani olur ki olur, belki olmaz ama öyle huyu yoktu. Ama gittiyse de yapacak bir şey yok. Canı sağ olsaydı tek öyle olaydı. Hayır boşanır yani, mıydın? İsterse verirdim nikahını, ne yapayım? İsterse değil, o bir başka kadına gitse boşanır mıydın? Gitmezdi, onun öyle huyu yok. Ben biliyorum onu. Tamam o zaman kadına gitmiyor. Yok. Seni ama de seviyor. Ama ben kamyon alacağım dedi. Adam kamyonu da bana gösterdi. Aha bunu mu alayım, aha bunu mu alayım? Pazartesi indi tamam, şaşmazdı. Niye o kamyonu sana getirmiyor? İşte ben dedim aldı herhalde, yola gitti. Ben hep umudum uyudu. Yola gidiyor. Sinyal da sürekli gezince. Gerçekten dedim, vallahi bak. Gerçekten benim umudum buydu. Hiç ben bunu beklemezdim. Yalan söyleme. Yemin ederim öyle umudum buydu. Ya neden benim buraya çıkmamı istemiyor? Neden beni tehdit ediyor? Yine. Sorar mısınız? Biz yine buradayız, yine buradayız. Biz buraya çıktık da siz buraya geldiniz. Biz çıkmasaydık siz hiç gelmiyordunuz. E tamam biz gelecek umudu bekliyoruz. Adamın telefonu tabii, geziyor. Gelecek. Telefonu. Ölüsü gelecek size. Biz ne kadar rahatsın ya, ne kadar rahatsın. Soruşturma tamamlanmadı. Yani o yüzden bir şey de söyleyemiyorum ama anlayamıyorum yani. Çünkü sen yani tapuydu, oydu, ev kiralamaktı, yok ya bizim öyle bir şey vesaireydi. Adamda günahını bir kadın. Bir mahalle sever, adamı sever öyle, bizim biz kimseye zararımız yok, yalan ya. Ama bak Seher biraz da yalan söylediğini kabul et. Ama sana, yok kardeşim. Ama bak şimdi üst komşun Uğur'la ilgili bile yalan söyledin az ama önce. Ama o zaman Uğur bu tartıştı, evine gittiler orada dedi bir işi bakayım geleyim arabaya, onu mu diyorlar? Ben bilmiyorum ne zaman olduğunu da, hangi, o zaman değildi tabakçana kırdığında. Vaktimiz var mı şunu izleteyim? Ya da reklama girelim. Şunu da dedim şimdi olay kimse, yerine... Kimse kimseyi dövmedi bile. Olay yerine gitti. Önce dün akşam neler yaşattı onu izleyeceğim. Olay yerine gitti. Olay yerini size göstereceğim. Cenazenin bulunduğu bölge ıssız bir dere yatağı. 2 kilometre gerisinde hobi bahçeleri var. Hasan Hüseyin Çelik'in cenazesi de... Söylemiştim. Oralarda araştırılsın demiştim Bağlum bahçelerinde. Söylemiştim. Bir patika yolu sağında yakılmış. 12 kilometre uzaktan birazdan size... Çünkü o dere yataklarında kendisinin de beyanı var. Oralarda gittik aradık dedi. Ya oraya del dedim, o geziyordu, ben şöyle dolandım etrafı bunun kızın evinde. Bunu daha önceki yayınlarda da söylemiştim dedim. Işıklara baktım hani karanlıkta dedim, ışık var, ışık var araba. Polis dedi ki biri olsa dedi araba dedi, haber ederler dedi o gece. Ama karanlıktı yani, ben bir şey göremedim etrafı. Bunu o karanlıkta bir bayan ne geziyor Müge Hanım orada? Kızımla gezdim ya, niye gezmeyeyim İki buralarda ya? İki bayan gezebilir mi o evin karanlıkta, siz bir yerde? Kendi sokağımı gezdim. Gezerler veya birini arıyorsan gezerler. Yani. Gezerim ya, umudum vardı ya. Gece karanlığında uygun bir yer olmasa da aramak kardeşim için. Kardeşim de geldi vallahi sabah acaba beraber benim verdik sadece ya. Anlayamadığım kocan yok ya. Kocan çok güle oynaya gitmiş ya mesela. Güle oynaya yahu gitmiş. Kardeşim böyle bir durumda insan kocasının erkek kardeşleri var. Arar der ki abi bak yok koca ortada. Ben görümceme sordum da size geldi mi dedim. Yok dedi o da dedi. İşte. Bak ondan bahsetmiyorum. Sonra bir gün gelmedi ya. Bir gün nerede gel. Senin abin ya. Tamam.
Tamam, bir gün sonra sordum tamam, zaten. Tamam, bir de senin de abilerin var. Onlar geldiler. Tamam, bunları da çağırırsın. Çağırmadım. Arasınlar işte. Ama görümcem haber etti, aradılar sabah erkenden, aradılar hepsi ya. Ondan bahsetmiyorum. Buraya gelen süreçte de bu kadar hakaret edip küfürleşene kadar senin kocanı bulacaklardı ya hayatım. Bizim suçumuz ne burada? Bize niye mesela bu kadar suçum var diyor mu şimdi hiç? Müge Hanım. Niye hakaret ediyor? Bir de şu var. Bizim aile ortamını tamamen bozmak için. Bak kardeşleri kendi oğlum, miras için davasıyorlar. Bacım Gil'e gidiyorlar. Hiç alakası. Bacım Gil'den ne anlattılarsa. Kız kardeşime ne anlattılarsa. Ya kız kardeşimiz hiçbir yok şey yok efendim ya. Onun 30 yaşında kızı varmış da güya Veysel demiş evde kaldı da bilmem ne oldu. Hayır, da bu gibi çirkin kelimeler söyleyerek onları da bizden soğuttular. Hayır, hiç kelime. Onu da bizden soğuttular. Onu da bizden düşürdüler. Zaten kız yani, sen kendi. Ya. Yemin ederim karına o kelimeleri duymak istemiyorum. Bir ara verelim Hüseyin ya. Emore'yi bize göstersin. Hem dün gece neler yaşandı, bu tatil meselelerini de anlatmış. Ayrıca üst kat komşunuz da konuştu. O da özür diledi eğer dedi. Yok canım, onlar şeyse. Öyle. Eşin de yayına bağlanacak. Onun da söyleyecekleri var. Sen onun da galiba telefonunu kapatmışsın. Ondan sonra engellemişsin telefonunu. Ondan sonra onun da söyleyecekleri var. O arada da zaten bakalım Ankara'dan gelecek haberi bekliyoruz. Benim bu arada teşekkürlerim de var. Ben Hasan Hüseyin Çelik soruşturmasını yürüten Ankara Emniyeti Asayiş Şube Kayıp Şahıslar ve Cinayet Büro Amirliklerine teşekkür ediyorum. Ayrıca soruşturmaya katkı sağlayan İstanbul Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine özellikle de Büro Amiri Serhat Göncü'ye çok teşekkür ediyorum. Çünkü fitili aslında o ateşledi. Evet biraz garip bir durumdu. Seher... Yine söylüyorum, polisin sana bu bilgileri vermesi yanlıştı ama verir. Evet. Yani şöyle verir, adam 50 yaşında, karısı var, arıyor. O bir şey yapmamıştır diye düşünüp verir. Sen ama onları da bıktırdığın için çenenle, bak kusura bakma. Ama bunlar da bana soruyor, meşgul. Bak bunlardan bahsetmiyorum. Ama sen o kadar çok adam anlatmışsın ki. Diyordu ne var ne yok, yalan. Biz sana bu konuda baskı yapmadık. Elçi ben sor, her gün diyordu. Ne bir dakika, ondan sonra da adamlar da senin çenenden kaçtığını düşünmüşler. Yok canım. Ben bile yok sana dedim. Açmıyordu ki zaten telefonu. 3 günde bir kere açıyordu. 4 günde bir kere açmıyordu. Kim? Ki. Emniyet. Ne yapsın bu oyuna sen? Ama ben mecbur soracağım. Niye sormayayım mı ne oldu? Yani sormak zorundayım ya. Açmıyordu benim telefonu. Sen Çorum'a gittin mi hiç? Seher? Yok Çorum'a Morum'a gitmedim. Ama Şerife sen Çorum'a gittin mi? Yok. He? Kaçtın mı hiç Çorum'a evlenmeden önce? Yok canım. He? Yok canım. Telefon attığımızda bir beyefendi var. Onun bir iddiası var. Buyurun efendim, günaydın. Ben hiç de bir reklama abi gireceğim, giremiyorum ki. Alo. Alo. Buyurun efendim. Merhaba. Buyurun. Şimdi iddia, günaydın. Bir daha iddianız çok önemli. Sizin isminiz nedir yani? Niye isminizi saklıyorsunuz? Evet, ismini söyle. Bir dakika, dur ablacığım ya. Düştü, bir daha bağlanalım. Çünkü iddiası çok önemli. Senin evlenmeden önce Mert'in Şerife'yi kaçırıp Çorum'a götürüp Hasan Hüseyin Bey'in de gidip kızını aldığını söylüyor. Bana da bunu Yasin'in annesi anlattı diyor. Hayır ya. Nasıl Yasin annesi anlattı? Yani Yasin şu anda işte Mert öldürdü Hasan Hüseyin'i diyen Yasin'in annesi. Bu beyefendiye demiş ki Şerife evlenmeden önce Mert Şerife'yi kaçırıp Çorum'a götürdü. Hasan Hüseyin Bey de gidip kızını aldı. Adamlar bana da bunu Yasin'in annesi anlattı. Ben daha hiç hayatımda Çorum'a gitmedim. Biz Çorum'a hiç Çorum'a görmeyeceğiz. Çorum'a gitmenin civarına gittim. Çankırı'ya gittim. Sen Mert diye biriyle tanışıyor musun? Yok. Hesaplar evlenmeden yok önce dur ablacığım ya. Evlenmeden yok, önce yok kaçtın mı hiç? Yok, hiç kaçmadım. Kaçtı mı hiç evden? Hayır vallahi hiç kaçmadım. Hiç. Çankırı'da ne yaptı? Çankırı'ya gidiyorduk işte Denizgül'e falan. Hı. O 2-3 kere. Tamam sen değil Mert mi diye biriyle bir arkadaşlık kurdun mu? Yok. O da çıkar ortaya. Bağlayalım merak bir etme tekrar. Ya olabilir Mert diye bir arkadaşın vardır. Dersin ki babam araba alacak dersin. Hayır. Söylersin yani bu seni suçlu yapmaz yani bildiğin bir şey varsa hayır söyle. Hayır yok vallahi. Keşke bir suçlayacağım ya. Senin de bilmen lazım eğer kızın kaçtıysa. Hayır hiç kaçmadı. Bilse de söyler miyim ki? Hayır yani söyle. Hayatını niye söylemeyeyim ya, kaçtı gitti derim. Niye kaçtı? Ha, sen söylersin. He doğru, sen söyle niye kaçtı mı? Söylersin. Kaçtı o zaman mı? Yasin'in Melek annesine Sefer rica edelim bize bir ulaşsın Allah öncelikle. Allah. Ulaşıyor musunuz? O zaman dur reklam adam bir gireyim. Adam parası için adamı götürdü. Katil zanlısı olarak gözaltında bulunan Yasin'in annesi Kadriye Hanım telefon attığımızda. Kadriye Hanım günaydın. Günaydın merhaba Müge Hanım. Hoş geldiniz. Mert sizin neyiniz oluyor? Geçmiş olsun efendim size de. Sağ olun, Allah razı olsun.
Mert sizin neyiniz oluyor? Benim amcamın oğlu. Amcanızın oğlu. Evet. Şimdi az önce bir beyefendi bağlandı. Bağlantımız kesildi. Siz de dinlediniz, biz de sizi bunun üzerine aradık. Siz Şerife'yi tanıyor musunuz? Ben hayır, onları hiç tanımıyorum. Ben onları ilk defa televizyonda gördüm. Ben sadece şunu biliyorum diyorum. Şerife'yi hesabından paylaşmış komik bir videosunu. Duyduğuma göre sadece demiş ki Mert benim sevdiğim elinden aldığını onların yanına bunu koymayacağım demiş. Mert Şerife'nin videosunu mu paylaşmış? Evet, sigara içiyor, küfürlü bir kelimeler konuşuyor. Sigara içip küfürlü kelimeler konuşurken evet, mi Şerife'nin? Şerife konuşuyor bunu. Şerife'nin videosunu paylaşmış Mert. Evet, ne demiş? Yani bilmiyorum. Hesabın akşam kızım girdi. Anne böyle böyle bak dedi. Mert paylaşmış. Tek o sadece Şerife'nin videosu var hesabında. Var mı? Yani Mert'in yani şu konuşuyor. Anda babasını öldürdüğü söylenen Mert'in hesabında Şerife'nin görüntüleri var, öyle mi? Evet, videosu var. Kuzucu bir videosu var. Siz de girin. Lambada çekmiş. Dakikasının şeyini kullanarak bir şey yapmış yani. Peki Mert Şerife ile nasıl tanışmış? Hani evlenmek istedi vesaire mevzularında hakkında haberdar mısınız? Benim sadece şu kadar bilgim var. Ben nişanlılık bir dönemleri geçirdiklerini biliyorum. Mert'le? Evet. Sonra ne oldu? Nereden tanıyor ki bu Mert'i Şerife'yi? Ya diyorsun ki benim çocuğumu bir de olmaz. Instagram'ım yok, Facebook'um yok. Hiçbir şey diyor. Senin Instagram'ından bahsedilmiyor şu an. Ama bak sosyal Mert'in, medya diyor. Mert'in sosyal medyasında senin videon olup altına da benim sevdiğimi elimden aldılar, görecekler gününü yazmış. Ne zaman yazmış? Bilmiyorum, ne zaman yazmış hanımefendi? Ya bu olayla... Bilmiyorum, benim okumam yazmam yok ama kızım boş verdi bana. Ben başkasından duydum. Yani Şerife'nin videosunu paylaşmış sadece. Peki Şerife ile yani şöyle bir şey anlattı o az önceki beyefendi. Nişanlanmak istemişler, babası vermemiş, öyle mi? Evet, bu sabıkalı olduğu için Mert. Daha önce benim amcamın torununu öldürdü Mert. Yaşı küçük olduğu için yapmadı fazla. 3-4 sene bir yaptı çıktı. Şerife 2 yıldır evli yani Müge Hanım şu an. 4 sonra, senedir nişanlı evli. Sonra Şerife ile mi evlenmek istediler? Bilmiyorum, benim duyduğuma göre Şerife'nin ama videosunu paylaşmış. Ben bu kız olduğunu biliyorum. Ben sadece benim nişanımı sevdi abisi Mert'in. Bu kız bizim nişanımız var, Mert nişanlanıyor. Biz de gitmedik bizden istemediğim için. Ben de biz küsüz biraz da aramız kırdım benim amcamın torununu çarptığı için. Öldürdüğü için ama o kişi Şerife'ye dedi. Biz giremiyor muyuz o hesaba? Nayim bir şeyin kızını, Kadriye Hanım'ın kızını bir arar mısınız? Sen anlat hayatım neyse. Ya ben Mert diye birini tanımıyorum. İşte, hani 4 senedir de zaten bir birlikteliğim var. Evlilik nişanlı. Ondan önce de yani öyle sevgiliymiş, arkadaşmış, öyle şeylerim de yoktu. Sosyal medyam da şu şekilde. Senin sosyal medyanı söylemiyor zaten. Sen Mert diye birini tanıyor musun? Yok. Tanımıyorsun. Peki onun nasıl hesabında senin görüntülerin olacak? İşte ben de onu diyorum, ne zaman paylaşmış? Ne zaman paylaştığı ki önemli olan. Ben bilmiyorum işte. Ya kardeşim seninle ilgili olduğuna göre sen kime soracaksın? Ya benim... Yani ya Mert'e soracağız burada olsa. Tamam da benim soracağız. Haberim yok. Ben size ne anlatayım? Senin Mert'le bir sosyal hesabın yok, yok. Mı oldu ben mu olmadı? Ben Mert diye birini de tanımıyorum. Zamanını yok. Bırak. İster bugün, ister 10 gün önce, ister 3 sene önce. Zamanını sana bırakıyoruz. Tamam, ben tanımıyorum, bilmiyorum. Peki diyorum. O zaman senin Mert diye biriyle hiçbir tarihte sosyal hesabın olmadı mı? Yok. Yok. Bak şimdi şu cevabın çok önemli. Şöyle bir şey var. 8 sene önce falan küçüktüm daha. O zaman TikTok açıldı. Bir dakika lütfen. TikTok açıldı. Bir tane TikTok hesabım var. Bir tane videom vardır orada. Başka da hiçbir şey yok. Peki nereden tanıyorsun ki beraber o videoyu? Bilmiyorum hocam. Ben de bilmiyorum. Ben Mert diye birini de tanımıyorum. Kardeşim tanımadığın biri nasıl bir sosyal hesap paylaşır? Ama bu ya, bilmiyorum bak benim haberim yok. Yani. Şunu merak ettim. Senin ilk tepkin ne zaman koymuş bu videoyu oldu? Şimdi bir insanın ilk tepkisi ne zaman bu videoyu koymuş diye soruyorsa o zaman ben o insanı tanıyorum. Yeni koymuş olamaz. Eski koymuş olmalı ya gider bu olay. Onun için demedim. Dün şeyde baktım tarihinin sosyal medyada. Ne önemi var ki senin sosyal medyada sürekli beni paylaşmışlar. O dediğim hesabından o videoyu alıp sürekli o videoyu paylaşmışlar.
Dedim acaba biri mi paylaştı? Ben onun için dedim onu. Ama altına yazdığını dinledin mi? Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Çok uzatmaya gerekirken şu an babanı öldürdüğü iddia edilen diyor. Mert'in seninle nişanlanmak istediği, daha sonra da buna ay, babanın hiç izin vermediği konuşuluyor. Var mı yok mu böyle yok, bir şey? Yok öyle bir şey yok. Biz hiç emin misiniz? Vallahi duymadım. Bak ben nasıl o çocuklara dedim, bu arabanın alımıyla satımıyla ilgiliyseniz hepiniz suçlanacaksınız. Bu çocukların cinayetle ilgisi olmasa bile ben tabii ki sayın savcımız karar verir. Onlar tabii da cezaevine gidecekler. Şimdi Rahmi Bey siz daha iyi bilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Arasalardı bizi geçen hafta bu olmayacaktı ama. Şimdi yine soruyorum. Bugün eğer bu Mert'le evet şöyleydi demen senin lehine. Sonra Mert'te gerçekten böyle bir şey... Çünkü o Mert'e de soracak şimdi emniyet. Sorsun. Hiç yok senin Mert diye bir tanıdığın. Buraya gelen mi yani Mert? Yok, buraya hocam. Gelen olanı mı diyorsunuz? Mert o buraya gelmedi. Öldüren diyor. Yok abla. Hiç tamam. Mert diye birini tanımadım. Ben hiç duymadım hayatım. Yasin Tıraş'ın babası İzzet Tıraş'la telefon attığımızda İzzet Bey. E dur Naim konuşma da sen Naim'cim Naim de biliyorsunuz çenesi bol hiç bağlanamıyoruz. Videoyu almak için. İzzet Bey mi? İzzet Bey. Murda Hanım öncelikle şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Hayırlı cumalar ve oradaki arkadaşlara başsağlığı dilemesini rica ediyorum. Allah razı olsun. Yani biz çok üzgünüz ama bizim oğlanı ateş olarak kullandılar. Bu Merdin'e bu kadının bunun ilişkisi var. Biz nişanlı olduğunu hissediyorum ben. Biz onlarla dargın olduk. Ya siz biz seni tanımıyoruz evet, ki. Şu anda benim kızım masa battığından size şey atacak. Görüntülerini atacak mı? Ne zaman nişan atsın tamam. Alsın ya. Alsın bir ya. Bir de şu. Bir de şu. Mesela ki alt Mert demiş ki buna sen benim sevdiğim elimden ya aldın ama ben bunu senin yanına koymayacağım diye babasına tehdit etmiş. Kim tehdit etmiş? Ben öyle birini yani tanımıyorum. Yani Mert mi babasını şey tehdit etmiş sosyal medyadan? Evet Mert. Kızın babasını tehdit etmiş. Hayır hiç kesinlikle olmadı öyle bir şey. Yalancı. Yani ben bu kızın kadının üstünde çok durulmasını istiyorum. Durursun. Benim oğlum kullandılar. Zaten biz kanımızı yerde bırakmayacağız. Biz duracağız onun üstünde. İftiralara bak iftiralara var ya. Çına bak. Ama en azından yani şöyle bir gelişme görüyorum sizden. Hani siz de şöylesiniz böylesiniz de küfür etmediniz ana kız bunların üzerine. Ya ama yalan biz zaten iftira. Ki biz hiç duymadık ha? Da. Mert diye ben hayatımda birini tanımadım. Gerçekten duymadım. Ne nişanlaması ne zaman nişanlanmış? Bu kız zaten 4 senedir evli nişanlı. Bir kere nişanlandım attım onu da. O yüzük attı işte o da çıktı buraya. Bir de şey oldu evlendim 4 sene geçti. İlk defa bir konuya şahit oluyoruz. İlk defa bir takım telefon bağlantılarıyla Şerife Hanım'ın Mert'le ilgisi... Hayır. Bir dakika. Hesabın şuyu bu olduğu bildiriliyor. Sen bunu duyduğun zaman anne olarak... Kızım ben bu duymadım. Neyiniz... Bir dakika bir lafımı bitireyim. Senin dönüp Şerife... Kızım bu nedir? Bu konuda nedir bunlar? Bugüne kadar bana hiç anlatmadın falan diye... Ona soru sorman lazımken... onun cevap vermesini... Bir dakika ya. Onun cevap vermesini beklemeden... Hayır. Nereden ama yok sonra? Ben niye duymadım? Ya ben bir sen duymadığını ya. Duymamışsan kızına sor. Ya ben her şeyimi anneme anlatan bir insanım zaten. Telefonla bağlanana hemen hayır cevabını vereceğine. Abi desin ben buradayım ben zaten bunu kanıyla yapacağım. Senin alakası yok ki. Kızınla alakası ama yok ben kızım. Annemin ya. Alakası var şimdi bana döndü. Şerife'nin hayır, cevap vermesini beklemeden. Şerife'nin cevap vermesini beklemeden hemen itiraz ediyorsun. Ama ben duymadım. Ne ya zaman olmuş? Ya sen duymamış olabilirsin. Abim bu bana söyler her şeyini. Ya zaten, ne söyledin? Şimdi eşinin zaten 4 sene oldu. Nişanlı evlilik 4 senedir adamla bir arada ya. Öyle sizin bir şey için olur evlenmek, boşanmak normal ya. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Bu çok önemli bir iddia. Ya araştırılsın aynen tamam, araştırılsın. Şimdi arkadaşlarımız... Gerçekten neyim ulaşabiliyor musunuz sosyal ya medyasına? Şerif Hanım bak tekrar sana... Bir hukukçu olarak, ceza hukukçu olarak... İkaz ediyorum. Senin menfaatine, seni düşünerek uyarıyorum. Videoyu atmaya çalışıyorum. Bu konuda... Bir görüntüsünü hemen lütfen, atsın. Lütfen bu konuda bildiklerini başkaları ortaya koymadan... Ben sen, bir şey bilmiyorum. Bir dakika beni bir dinle. Ben seni düşünerek söylüyorum. Bildiklerini anlat. Belki işin şekli değişir. Onların anlatışının yanlışlığı sen daha evvelden izah edersen ortaya çıkar. Ama burada... İnkara gidersen, İtiraf. İnkardan sonra da bir takım durumlar ortaya çıkarsa senin durumun iyi olmaz. Ben seni İnşallah uyarıyorum. Tamam hocam varsa çıksın ama yok diyorum ben. İnşallah yoktur.
Ben de bu mübarek cuma günü, bak aziz mübarek cuma günü temenni ediyorum. İnşallah babanın bu durumunda senin parmağın yoktur. İnşallah. Mert'le de, Aziz'le de, öbürsüyle de inşallah bir ilgin irtibatın yoktur. Olmasın diye dua ediyorum. Ama varsa o zaman artık gerisini sen düşün. En üst, şey en üst cezaları versinler hakimler. Sağ arkadaşlar keşke, şöyle bir şey keşke de olabilir yani. Şunu da söyleyebilirsin. Mert benim peşime takıldı. Babam da vermedi. Böyle yok, bir kengi kuş olabilir. Bir resmini görüyor mu? Ben neyse hiç öyle Mert diye birini hayatımda hayatta anlıyoruz yok. Vallahi. Bir resmini görsem de olmaz. Ona göre bir yorum yapayım. Sosyal medyasını bulsunlar. Acaba Şerife'yi benzetiyorlar mı diye ben de düşünüyorum. Yani Şerife'yi Kadriye Hanım. Yani benzetiyor olabilir misiniz Şerife'yi? Hayır ya onun, hayır onun resmi Müge Hanım. Hayır şey olmaz. Şerife. Şerife. Bakalım hocam. Şerife'nin şey yani komik bir videosunu paylaşmışlar. Ne videosunu? Küfürlü komik bir videosunu paylaşmıştım resimler. Altına resimler ne varmış resimler? Altına ne yazmış? Onu orasını bilmiyorum ama başka bir paylaşımında yazmış Mert. Kendi bir başka orasını bilmiyorum ben. Onda mı paylaştı başka şeyde mi? Benim sevdiğimi aldılar elimden. Ben şimdi onların yanına koymayacağım demiş. Biz tanımıyoruz. Ne eşim ne ben hiç kesinlikle. Böyle bir olayımız da olmadı. Yani tanıyor olmadı olmanız cinayette parmağınız ya olduğunu anlamına da gelmiyor. Bak demin Müge Hanım bunu söyledi sana. Hallediyor musunuz? Ya keşke biz de cesaret bu yaptık. Dolayısıyla keşke tanıdığını gizlersen o zaman herkesin aklına başka bir şey geliyor. Tamam ama tanımıyorum parmağınız ki. Parmağınız var bu sefer cinayette gibi tamam, geliyor. Tamam hayır hocam. Tanısam tanıdım diyeyim ama tanımıyorum. Kesinlikle niye gizleyeyim öyle ben? Bir olay duymadık. Mert diye ben hiç duymadım. Ben de canım gerçekten. Yok nişanlanmışım da yok. O 4 senedir zaten nişanlı evli ya. 4 yıl oldu ya. Peki bu Mert başka bir isim kullanıyor mu? Bilmiyorum. Soyadını değiştirdi ama ismini Mert diye biliyorum. Başka isim kullanıyor mu bilmiyorum. Kullanabilirdi. Ondan her şey beklenir. Soyadını niye değiştirdi? Soyadını değiştirmiş. Bilmiyorum neden değiştirdi. Benim onunla nasıl fazla bir bağlantım yok. Peki Mert'in ailesine biz ulaşalım. O zaman Mert'in ailesi biliyordur. He. Şerife'yi değil bilmiyorum mi? Bilmiyorum. Ablası var, abisi var Mert'in burada. Var da valla varsa onlar da bağlansınlar. Bakın gene cinayetle yargılanıyor. Bilemiyorum ben şimdi cinayeti kim işledi. Olay şu an benim için netleşmiş değil. Hani aklımda netleşmiş de tam olarak netleşip ben hep size bilgi vermeyi tercih ettiğim için bu şekilde söylüyorum. Ama sonuç itibariyle bu kayıp adamın parasını harcayan da sizin oğlunuz. Evet oğluma vermiş çünkü oğlumu sanayide çalıştığı için Mert hani Yasin'in çevresi var. O tanır herkesi. Araba yerine Yasin'i Yasin'i kullandılar maç olarak ortada. 600 bin lirasını kullanmış. Evet kullanmış her şeyini kullanmış. Yani ben oğluma 2 aydır yani oğlum çok yani değişti huyları falan eve gelmiyordu. Yani çok içine kapanık duruyordu. Biz inan konuşmuyorduk. Bir şey için yanına gidiyordum. Müge Hanım odasına oğlum bir sıkıntım var. Ne oldu? Ben inan paylaş diyordum. Hiç konuşmuyordu. Anne benim üstüme gelme. Anne beni darlama diyordu. Anladım. Bu sosyal medya ile ilgili fotoğraflar var. Göndereyim dediniz biraz buluyorlar, önce. Onu buluyorlar. Gönderiyorlar işte mı? Onu bulmaya çalışıyorlar. Ya lütfen ihmal etmeyin. Yani size kızınız ne varsa mı? Gönderin hanımefendi. Size kızınız mı bunu dün akşam size söyledi? Kızımız şeyine girdi Mert'in sadece tek o video kalmıştı. Onu gösterdi. Şerife'nin videosu var. Başka yani hesabında tek o kalmış. Başka bir şey öbürlerin yok. Kapalı. Yani oradan tabii bazı şeyler silindiyse bile emniyet yetkilileri olabilir ama bu çok önemli bir iddia. Mert'in ailesine ulaşalım arkadaşlar. Mert'in buradan ben kardeşlerine sesleniyorum. Siz bu konuda bilgi sahibi misiniz? Senin de bu suskunluğun bana çünkü garip geldi. Evet. Yani benim normalde senin gene bir ortalığı yıkman lazımdı. Kemiklerinize bilmem ne yapayım falan. Ama Müge abla benim babam ölmüş. Zaten biz buraya ilk çıktığımızdan beri biri dedi ki. Senin babanın sen öldüğü 10 gündür dedi belliydi hayatım. 3 aydır da belliydi kusura bakma. Biri dedi bakma ki Seher öldürdü dedi. Biri dedi Şerif öldürdü dedi. Şimdi çıktılar. Yok onu olmuş yok onu olmuş. Bir adam kere ben 4 senedir nişanlıyım zaten. Ama sen 4 senedir nişanlıyken de zaten senin eşinin arkadaşları onunla nişanlıyken başka erkek arkadaşı varmış. O yüzden problem yaşadılar dedi. Kim dedi onu? Arkadaşı dedi ya röportajda. Öyle mi? Evet. O nereden gözüyle görmüş mü böyle bir iftira? Anlatmış Uğur. Tamam bak bunlar hep iftira. Ben onların yanına bırakmayacağım. Maddi manevi tazminat davaları açacağım. Babamın kanını da bırakmayacağım. Kendi intikamımı da bırakmayacağım.
Bırakmayacağım. İnşallah sizi alırlar içeriye, bir daha da salmazlar. Keşke. Türkiye sizden kurtulur. Senin de yanına bırakmayacağım. Senin size, de yanına. Ben de size açacağım. Babam size küs gitti, küstürdünüz o adamı. Sizin sayenizde biz küstük. Sizin o pis paranız, babam kefen hadi paranız. Hadi sen de. Senin başının altından çıktı Allah her şey. Başkalarının üzerine suç atmayın. Allah belanı versin. Sizin yanınızdan kayboldu amcam. Tabii canım, parasını doldurdu, hep param var, kamyon alacağım, kamyon alacağım. Herkese söyledi, para ile gitti başlıyor. Emniyet güçleri artık bunu bu saatten sonra inşallah ortaya çıkartacak. Çıkacak, çıkacak. Kim çıkacak. Haklı, kim haksız? Keşke bir çıkacak, aynı yerde kalmayacak. Yani şöyle söyleyeyim, tabii iddia çok önemli. İddia şu, şu an cinayeti işlediği iddia edilen Yasin tarafından cinayeti baba Hasan Hüseyin Çelik'i öldürdüğü iddia edilen Mert'in daha önce Şerife ile aşk yaşadığı ama babası vermediği için intikamımı alacağım diyerek bu cinayeti işlediği yönünde iddiaları var izleyicilerimizin. Tamam. Sen de diyorsun ki ben Mert adına kimseyi tanımıyorum. Senin bir nişanlılığın oldu. Bak şöyle ben geniş itibariyle sorayım. Diyor ki Kadri Hanım, o başka bir isim de kullanmış olabilir, her şeyi yapar. Daha evvel siz demiştiniz ki 4 kere daha nişanlandı. Yok, bir kere nişanlandı. Sen onu kabul etmemiştin. Yani senin bu nişandan önce adı başka birisi olur, nişanlanmaya karar verdiğin biri var mıydı? Nişanlanmaya karar verdiğin biri var mıydı? Babanın yoktu. İstemediği, yoktu. Cezaevi geçmiş olduğu için bu bize olmaz dediği biri var mıydı? Şöyle Özgür'le tanıştım dedim zaten. Sonra dedim işte sorun oldu, ayrıldım dedim. Sonra da eşimle de görücü usulü tanıştım, evlendim. Zaten yani senin ilk bir nişanın bir yoktu. Düğünün oldu, o kadar. Daha önce sizin, siz onu Hülya Hanım kim söyledi size? 4 kere daha nişanlandı. Vallahi diye. Değil. Kuzenlerim söyledi. İşte kendi ailemizin. Çoruma gitmedim söyledi. Dedin Şerife Hanım. Çorum'a hiç gitmedim dedin. Yok, hiç gitmedim. Yani Çorum'la ilgili bir düşün biraz. Yok, hiç gitmedim. Çankırı'ya gittim de Çorum'a gitmedim. Çankırı'ya da hani babam varken zaten onlarla gittim. Çankırı'ya hatta bundan 1 sene evvel geldiniz. Tamam işte Deniz'in evinde kaldıydık, öyle hatırlıyor. Yok, bir de davet edin. Bir daha da gitmedim. Hatta sizin iddianız mı o diğer bağlanmak isteyen çocuğun iddiası? Gitmiş evi beğenmemiş falan. Aslında kaçıp ya, gitmişler Çorum'a mı? Evleri iyi değil, çok kötü durumda evleri. Yani nişanlandığı kızı oraya götürmüş, kaçırmış. Kız da orada kalmamış fazla. Gelmiş geri ailesinin yanına dönmüş. Ailesi de bu nişanı atmış geri. Mert'e vermemişler. Senin işin yok. Geçmişin iyi değil diye babasını yani istememiş kızın babası. Hayır, hiç babasının haberi bile. Yani benim valla ben size bir şey söyleyeyim. Bu nişan mevzusunun tabii ki doğruluğunu şu anda ben söyleyemem ama yani nasıl oluyor da Hasan Hüseyin Çelik'in öldüren kişinin sosyal medyasında nasıl Şerife'nin görüntüsü oluyor ben anlamadım ben yani. Ben de anlamadım. Görebilsem? Yani. Nasıl oluyor yani bu? Ben de anlamadım. Ben de anlamadım. Yemin şey ederim tanımıyorum. Anlatayım. Hani nasıl böyle bir tesadüf olabilir yani? Ne bileyim, bir görsem. Ben Mert diye birini tanımıyorum. Mert diye biri beni istemeye gelmedi. Öyle babamla bir şey yaşanmadı. Ben de bilirim. Geldiler evimize deriz. Asla öyle bir kaçma, şey. Kaçma. Ben hayatıma kaçmadım. Yok işte ben. Yasin. Ben size gene geniş itibariyle sorayım. Bu bahsettiğim hani dün tahtaya yazdığım isimleri. Hani dün akşam da düşünmüşsünüz. Hiç tanıdığınız, vallahi ettiğiniz var mı? Yok. Adamlar da bizi tanıma. Biz de adamları tanımıyoruz. Ne yaptınız hayatım? Ulaşamıyor musunuz görüntüye? Kız uğraşıyor ha? Niye dün onu çekmemiş ki o kız ya? Kadir'im niye kızınız çekmedi ki o görüntüyü? Geçen sene olan bir şey Müge Hanım. Yeni olan bir şey değil. Yeni, o zaman olduğunda da bu olayların üstüne olmamıştı. 4 senedir evliyim ben. Bir dakika. Bağlanın. Ben Kadriye Hanım kızıyla mı görüşüyorum? Evet. Yani şey, gelinim benim yanımdaki de şimdi o yani benim okumam yazmam olmadığı için hesabını onlar akşam girdiler. Yani sadece ben Şerife'nin bir videosunu paylaşmış komik olarak akşam Şerife'nin Zeynep. Sen kızım akşam bana gösterdi. Gelinini doğru verir misin gelinin hayatı? Zeynep o video yazsana kızım bu şeyle. Müge Hanım'ın hesabına. Tamam mı işte bu Mert'in hesabında değil mi bu video? Kızım hesabını. Allah'ım yarabbim ya bu. Ben de ben siz acele etmeyin, ben sabaha kadar beklerim bunun için. Hepimiz bekleriz. Kendi o kapatmadığım hesabımda duruyor videom. O yalan değil, doğru. O hesabı da kapatamadım sonra. Hesap duruyor yani ama eski, çok eski bir hesap. O bahsettiğim... Ama kendi hesabım duruyor. Hayır, bahsettikleri videoyu mu tanıdın, tahmin ettin? Küfürlü diyor ya. Bak ben ne diyorum, TikTok kurulduğunda falan çekmiştim ben onu. Kendi hesabıma attım. Sonra ben hesabıma da giremedim. Ama kullanmıyor. Kaç sene önce işte, eskiden. Hesap da duruyor orada.
Ama öyle ben Mert falan yani hayatta tanıdım. Eskiden de olsa girdiğin ama istemeye hesap, geldik. Gelin Hanım alabilir miyim? Yok ya, gelin hanım. Ben bir gelin hanımı alabilir miyim telefona? Alo. Hanımefendi. Alo. Ha, buyurun. Bir dakika. Bir dakika. Yani sen diyorsun ki tesadüfen ben TikTok'ta bir video paylaşmıştım. Tesadüfen de Mert onu alıp hesabında kullanmış olabilir diyorsun. Bu. Bilmiyorum, ben Mert diye birini tanımıyorum. Hayır yani şimdi böyle bir olay, o yalan söyleyecek halleri yok. Var ya böyle bir şey. Tamam, yani senin bakalım. Senin oradaki videonu alıp paylaşmış mı olabilirler? Yani ne tesadüf, ne alaka? İşte ben de anlamadım. Ha, işte. Ama biliyoruz senedir bir şey anlayamıyorum. Kim telefon? Hanımefendi. Yok, efendim. Alo. Ha, bu ne zaman paylaşılan bir videoydu? Geçen sene, bir sene öncesinde bu kız bununla nişanlanmış diyorlar ama tam net bir bilgi yok işte. Benim yani bizim bir bilgim yok. Ben de duydum. Kulaktan dolma bir bilgi var. Görüntüyü görmüşler ama. Ama iki yıldır evli, kocasına da bağlan. İki yıldır evli. Benim öyle bir sosyal medya hesabım yok. Kocasına bağlı diyorsun da ablacığım, nişan zaten. Nişana yapıp atmışsınız yani. Burada resmiyet dahi bir şey yok geriye zaten. Gidiyorsun ama sen bak. Bak nişana ilk nişanı, ne arası var? Bak 5 sene geçmiş. Sonra ben evlenmişim 2 sene. Nişanlanmışım. Ama nişanı kalmışım 2 sene. 4 sene. Yalan söylemeyin bak. Bağlantınız var. Tamam kanıtla kardeşim. Ne zaman geldiniz evimize? Ne zaman nişan taktınız? Tutuklu olsun cezası. Adam öldürüyor. Ne demek tutuklu? Adam. Siz öldürün, parasını boşaltmışsınız, parasını. Parasını, hesapları hep boşaltmışsın adam. Ben o adam kamyon alacaktı, evden çıktı. Katiller! Katil sizsiniz, ben size bırakmayacağım ama. Konuşabilir miyim? Bir dakika, bir şey söylemek istiyorum. Buyurun, buyurun. Yalan ediyor ya. Bakın, benim şu anda olayları tamamen buraya evime polis geldiğinde öğrendim. Ne kocamın bilgisi var, ne benim bilgim var. Ne yani o bahsettiğiniz kağıtlı Hüseyin Pili'yi bile tanımıyorum ama şu anda kocam benim de göz altında. Ne yani Allah aşkına alakam olsa ben zaten söylerim burada. İfademi de aldılar, evimi de aradılar zaten. Benim evimde çıkmadı. Yasin'in üzerine konulan yani buradaki delillerin hepsi de Mert bu eve gelmiş kız arkadaşı yani Yasin'in kız arkadaşı söyledi. Birlikte gelmişler, Mert bırakmış onların hepsini buraya. Ve bunu da tehditle yaptırdığının adım gibi eminim yani. Çünkü bu adam zaten suçlu, Mert suçlu. Ve bu kızla da bir ilgisi olduğunu ben düşünüyorum. Kesin yani var mı? Herkes bu kadına da taşı yap. Tanımadığım için de ispatlayamıyorum Müge Hanım. Müge Hanım. Biz nişan olmam ben 4 yani sene. Yani o şeyler bulunur. O videolar bulunur. Bulunsun Müge abla. Orada ben bulurayım size açayım istiyorsanız. Bulsun dur Müge Hanım. Dur bakayım bir dakika bir şey de attılar. Ne zaman gelmişler istemişler biz vermemiş. Sıralara bak ya. Kim söyle? Kızı mı annesine söyle? Annesi mi kızına söyle? Bunu bir dakika. Yine verir misiniz bu parçayı? Ya bir dakika hatta kalın. O kadar çok şimdi şeye geliyor ki, o kadar çok bilgi geliyor ki ben de ne yapacağımı şaşırdım valla. Şimdi şu videoyu bulabiliyor muyuz arkadaşlar? Bir bakın işte bize de haber verin. Hepimiz bekliyoruz yani bir bakın. Mert'in annesine ulaşalım. Şimdi bu kişiler onların akrabası ya. Mert'in annesine, Mert'in kardeşleri varmış dediler. Kardeşlerine ulaşalım. Şu parçayı dünkü bölümden izleyicilerimiz oraya işaret etmişler. Ekim tarihinde terhis oldum. Ben son askere gitmeden önce görüşmüştüm zaten kendisiyle. Sen kaç yaşındasın çocuğum? 21 abla. Ekim tarihinde terhis oldum. Ben son askere gitmeden. Ver. Ne diyor böyle itlerle? Ne diyorsun orada? Sana diyor. Sen bir şey söylemişsin. Böyle itlerle görüşme diyorsun kızına diye atılmış. Ne evet. Zaman dedim? Ne bileyim ablacığım çok dün. Konuşuluyor. Ben de ayırt edemiyorum. Bir izleyelim he. Dün bunlara saldırdı mı? Önce görüşmüştüm zaten kendisiyle. Sen kaç yaşındasın çocuğum? 21 abla. Önce görüşmüştüm zaten kendisiyle. Sen kaç yaşındasın çocuğum? 21 abla. Yani sonundakini önce anlamıyorum. Önce görüşmüştüm zaten kendisiyle. Sen kaç tamam bir dakika çocuğum. Ahmet ha. Bu itlerle görüşme demedim mi ben sana? Hayır. Hayır babasına bu itlerle diyor. Mi görüştü babama dedim diyor. Ya. Vallahi böyle bilmiyorum. İtlerle görüşüyordu bu itlerle diyor. Mi görüşmüş bu dedim kendine sebep olmuş. Onu dedim ya akşam sabaha kadar dedim yapmayın ya. Bu kadar ben iftira olmaz. Ben demiyorum hayatım millet atıyor yani. Ama millet atıyor iftira adam gözüne herkesin üzerine yapmış.
konuştuğun için hiç kimseyi dinlemeyip herkesin üzerine konuştuğun ama için. Ama dün burada dedik ya bu itlere mi bu konuşmuş tamam sen de dedik. Kendini açıklıyorsun işte millette herkesin üstüne konuşuyorsun ne dediğin de anlaşılmıyor yani. Ben anlamıyorum ne dediğini tam. Önce görüşmüştüm zaten kendisiyle. Sen kaç yaşındasın çocuğum? 21 abla. Önce görüşmüştüm zaten kendisiyle. Sen kaç yaşındasın çocuğum? Ben anlamıyorum 21 abla. Çünkü hep üst üste, hep üst üste. Ben anlamıyorum ki kimin ne dediğini. Böyle itlerle görüşüyordu diyor. Dedim böyle itlerle mi görüşüyordu? Ne diyeyim sabaha kadar da konuşuyorum. Bu itleri nereden bulmuş, bu çakalları nerede bulmuş? Sabahaca diyorum ya ben bile tanımıyorum ya. Adamlar bile bizi tanımıyor dün yani konuştuğumuz. Tamam arkadaşlar. Bizi niye tanırsın ya? Bak orada bir şimdi konsey toplandı. Göster bir iki numaradan rica edeyim. Konsey toplan. Hu. Bir gün neyse size söylemiyorum. Ay hiçbir şey istemiyorum ya. Ay ben de bir şey istemiyorum. Tamam. Üf, benim de canım sıkılıyor. Şunun bir ne olduğunu ona bir bakalım. Eşin Skype'la bağlanmak istiyormuş. Uğurcuğum günaydın. Uğur'u bağlayalım bir. Siz bir Kadriye Hanım'la eşiyle bir görüşün de Mert'in ailesine ulaşmaya çalışın. Uğur günaydın. Günaydın abla. Hoş geldin yayınımıza. Arkaya da verelim. Evet. Teşekkür ederim ablacığım sana. Sen demişsin ki ben eşimle barışmak istiyorum o yüzden mi bağlandın? Ya şimdi ben oradaki atılan iftiraların hiçbirine inanmıyorum. Oradaki o kızı yalnız mı bulmuş? Oradaki kafalarına göre konuşuyor. Uğur yani. Sen benim neyimi gördün bugüne kadar? Allah için 4 yıldır yanında. 4 yıldır. Kızı orada yalnız mı sanmışlar? Bunu ben bir sorayım o meclisteki insanlara. Sen benim bugüne kadar bir erkeğimi gördün mü? Bir dışarıya kafamı kaldırıp bakmışlığımı gördün mü? Ben bu kızla 4 senedir beraberim. O kadın diyor ki oradan yok bir senedir geçen diyor. Geçen sene diyor. Herkes öyle kafasına göre konuşuyor. Neye göre konuşuyor ben onu ya, da anlayamadım. Yayınlarda konuştum ama ya, ondan onlar şey fırsat. Peki senin arkadaşların da sen tanıştığında başka biri olduğunu söyleyip bundan rahatsız olduğunu anlattılar. Hayır ben arkadaşlarıma başka biri olduğunu falan söylemedim. Sadece olayların başkaları tarafından müdahale edildiğini söyledim. Yani sonuç olarak bu benim namusum olduğu için bu oturan oradaki kişi bunun hesabını ben veririm. Yok ne münasebet. Herkes kendi yaptığı hesabını kendi verir. Çevirme kesinlikle hiç o öyle bir şey yok. Yani hiç öyle bir şey yok hayatta. Hiç öyle bir şey yok hayatta. Kimse kimseyi kelepçeleyip yanında gezdirmiyor. Bana ne abicim? Herkes kendi yaptığının hesabını kendisi verir. Kadın da erkek de öyle bir hayat yok yani. Sen nereden bilebilirsin kimin ne yaptığını? Ayrıca niye onun hesabını sen verirsin? Ama 4 senedir bir arada var Müge Hanım. 4 senedir. Yani ne alaka ya? Babamla? Babam öldüren katille ben ne alaka? İşte ben sana söylüyorum. Ben sizin neden bu sosyal medyada... Bir dakika ben sosyal medyada sen insanlara... Sen kaç senedir şerefine gidiyorsun? Ben izlemeye gelmedi hala anlayamadığım için. Bak ben anlayamıyorum. Gerçekten insanın kapalı bir grubu olur. Ama... 3 tane akrabası olur, 5 tane arkadaşı olur. Toplam kaç kişi takip biz edebilir sıradan bir insanı? Eşimin yani. 10 kişi, tanımıyoruz. Bilemedin 15 kişi eder. Hadi 30 kişi etsin. Ya sıradan bir insanın 300 takipçisi de olmaz. Olmaz. Hadi orada ama da paylaşırsın. Ama çok eski bir hesap. Ben hayır, açıp göstereyim size. Göster videonu da. Açta orada o videoyu koyduğun zaman senin amcan, dayın, teyzen, halan bunları paylaşmayacağını bildiği için koyarsın, paylaşırsın. Şimdi senin bu nerede ne paylaştın da bu katil denilen çocuğun hesabında senin o videon var. Tamam şimdi onu versinler işte. Tamam işte arıyorlar onlar da şey uzmanı değil onu polis zaten çıkarır silinse dahi. Biz bir kere duymadık böyle bir şey. 4 senedir 2 sene nişanlı. Ne zaman istemeye gelmişler? Ya. Ne zaman gelmişler? Bilmiyorum. Öyle bir şey olmadı ya. Ben ne bileyim abi bunu sen söyleyeceksin. Abi caydı bir kaldı ki babamları geldi yani. İnsanları kovacak bir tip de değildi yalan yani. Babam aynen. Öyle insanları kovacak bir tip değildi. Hiç karışmadı. Adresini o siz geldiniz adamın, istemiyor baban hiçbir şey dedi adamın mi? Bir cezaevi geçmişi varsa çok az kişi evet hayır, kızım hayır hiç öyle bir şey gelmedi der. Gelmedi yani. Anladım. Uğur şöyle söylemişsin. Hasan Hüseyin babam için çok üzüldüm. Ben bu süreçte eşimi yalnız bırakacak bir adam değildim. Evi annesinin üzerine verdiğini sonradan öğrendim ama Şerife'yi seviyorum. Annesi Seher yüzünden sürekli aramız bozuluyor. Bizim yuvamızı yıkan Seher Hanım'dır. Derdi ya, benim Hasan. Param, maaşım, malım sürekli Şerife'yi dolduruyor. Eşimden evi sakınmam ama annesinin Allah üzerine şey, vermemesi yani gerekiyordu. Tekrar çalışır yine kazanırım. Tamam bugün. Tekrar kendi üzerine alsın. Sadece... Herkesin önünde ekranda fevri bir şekilde konuşup boşanma davası açmasına kızdım. Şey demişsin aslında, annesi aradan çekilsin demişsin yani. Kısacası. Bak ev aldın, annem sana para verdi, annem sana destek oldu.
Sen niye şimdi böyle konuşuyorsun? Niye söylüyorsun, söylemiyorum. Benim annem hep senin arkanda oldu. Benden ayrılmadı seni. Benim hayatım beni ilgilendirdiği için, ben dışarıdan kimsenin müdahale etmesini istemediğim için. Anlatabiliyor muyum? O yüzden söylüyorum. Hmm. Bak senin annen çıktı, ilk gün ağladı, ikinci gün ben onları tebrik ediyorum. Veya senin annen veya bunun annesi, bunun annesi. Ben senin anneni ne zaman dövdüm, ne zaman, bu yalanlar ne böyle? Annesi dövdü demedi. Camlarını kırmışım, evlerini basmışım. Ben bu kadar mı kötüydüm? Ya bir saniye durabilir misin? Seher'cim, çok rica ediyorum. Biri konuşurken diğeri susar. Şu an karı koca konuşuyorlar. Ama sen damadının bilmem nesiyle bir kadını bilmem ne yaptığın için... Yo, onların da arasına giriyorsun ya. Abicim yani hiçbir artık şey ben ya. Ya ben senin mesajlarını okudum ya, damadın ya. İnsanın nasıl bunu söyler anlayamıyorum yani, tamam, çıldıracağım ya, bir sus, ikisi diyor. Konuşsunlar, iki tane genç delikanlı çocuk ya, senin aklına orası kadar geliyor artık ya. Duymadım hiç hayatımda, aklına gelmez insan, çıldıracağım ya. Nasıl için bu buraya geldi, mecbur gelecek bak. Ne mecbur gelecek? Yani benim kızım buraya gelmesin, onu istemedi. Yok Mert ben ya işte. Niye istemesin? Ben babam kayboldu bile demedim kocama dedi. Niye sana önce söylemedi üzülmesin. Sen Uğur anlasın bir sus. Niye sana babasının kaybolduğunu söylemiyor çocuğum? Sonra diyorsun ki benim onun hayatındaki her şeyden haberim var diyorsun. Senin bana söylemedi. Nasıl? Sonrasında benim üzülmemem gerektiğini söyledi. Oğlum hani bak sen de biraz, bak sen de biraz gözünü aç. Babası 3 aydır ortada olmayan cinayete kurban giden kadın sana babam kayboldu demiyor. Sen daha hala daha neyin hesabı benim üzerimden diyorsun. Sen de biraz gözünü aç be çocuğum be. Ama yeterse yeter. Aç sen de biraz gözünü. Sen dedin mi karına nasıl baban kayboluyor da benim haberim yok ya? Sen bostan korkuluğu musun? Kendisine kızdım. Daha o zaman daha ben onun bütün hayatını biliyorum diye de çıkma sen de. Alma kimsenin sorumluluğunu üstüne. Demek ki senin bilmediğin çok şey olabilir. Tabii. Kusura bakmayın ya, öyle. Bilmiyorum. Öyle ne demek? Söylüyorum ya. Yani. Ne söylüyorsun? Evini vermişsin, arabanı vermişsin. Evini veriyorsun, arabanı veriyorsun. Gidiyorsun, kızı burada bırakıyorsun. Kızın babası kayboluyor, sana söylemiyor. Sonra kayınvaliden diyor ki geldi, camımızı arabası kırdı. Sonra diyorsa ki ben ondan boşanacağım. Ne alaka? Onun annesinin ne söylediğiyle sen niye bu çocuğu boşuyorsun? Yok ben iki adam göndermişim. Yok ben evlerine gitmişim. Göndermişsin. Ben onu yapmadım. Da izleteyim o zaman. Göndermişsin. Yalan Uğur konuşuyor. Çiçeği abicim giden kendi adam mı? Giden adam diyor Uğur. Odun da adı Uğur. Sizin kiracınız. Tamam da gittim diyor. Tam bağlansın o da desin. Ben evine gittim mi yaptım. Röportaj yaptık. Evine ben tehdit etmek diyor, niyetiyle ama gitmedim ama evet gittim. Özür dilerim diyor. Siz hala diyorsunuz ki göndermedik. Evlerine mi gitmiş? Evlerine mi gitmişiz? İş yerine gitmiş zaten. Tamam bu araba tamam, Uğur'a ne yapmışlar? He? Uğur'a ne yapmışlar? Bulamamışlar ki zaten. Uğur'a bir şey yapmamışlar. Hani ben adamı aldırttırdıydım, zorla bilmem ne yaptırdıydım. Zorla kimse bir şey... Hayır ifadeyen de öyle var. Hayır sen egzajere ediyorsun. Buraya iki tane adam geldi, Uğur kaçtı diye anlattılar zaten. Nerede kaçtı? Aa vallahi ya düşüp ya Allah'tan bayılma huyum yok, düşüp konuşarak kadarak bayılacağım ha. Bir adam tutup da birini yollar ya hesap sormaya. Çünkü nedense duruyorum. Bu nerede görülmüş? Yani ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz siz ya? Ya niye nasıl niye senin gidiyor şimdi? Niye hesap nasıl gider ya kocasına ya? O zaman benim aklıma da şu geliyor Seher Hanım. Tabii gelsin ya biz buradayız. Sen kocanın üzerinde para bırakacak bir kadın değilsin. Ya var ha işte. Kocan sana o parayı vermedi diye belki de sen birilerini kocanın üzerine yolladın. Tabii tabii. Gelir mi aklıma? Gelir. Çünkü aynı şeyi Şerife kocasına yapmış. Hocam dedi para var, araba alacağım dedi. Biriktiriyorum dedi. Benim haberim var. Siz önce de para yok diyordunuz hesaplarında. Şimdi diyorsunuz parayı Seher Hanım'da kaçıyor. Böyle bir şey olur mu? Biz hiç önceden Seher kocanın ölmüştü, hesabında para öldürdüm yok filan demedik. Uydurma Seher Hanım. Kayınların lafı dedi para çarpı ondan olmaz dedi. Ben onlar değilim. Sen benle konuşuyorsun. Ya siz demedin. Kimle konuştuğuna ve kimin ne laf ettiğine lütfen dikkat ama et. Ama ben var diyor. Ha, o zaman boş konuşma. Ben niye para için kocam öyle? O zaman şey dinle. Herkesin aklına gelir mi? Gelir. Çünkü ya daha önce istiram. Şerife kocasına üst kattaki adamı, kiracınızı tehdit etmek amacıyla yollamış. Tehdit falan yok. Tehdit de bak bunlar tartıştı. Işte. Niye gider? Niye gider? Arabaya niye gider? Niye kocana başka ben adamı yollarsın? O koca da bana bu adamı sen niye yolluyorsun demez sana. Evet Uğur ya bir şey söyleyeceğim. Sen ya oğlum tehdit falan mı ediliyorsun ya? Yani senin bir şeyin mi var bu anne kızın elinde? Yok canım niye tehdit edeceğiz? Hayır ya, ama ben buna mana veremem. Yani nasıl oluyor sen tehdit falan mı ediliyorsun çocuğum?
Hayır, kesinlikle tehdit etmiyorum. E ne o zaman nasıl senin işte? Evine, senin iş yerine adam gönderen kadınla sen nasıl evli kalıyorsun ya? Ya onlar evet, bir seneki önceki olaylarda doğrudur. Böyle bir aramız gerildiğinde... Seher Hanım gönderdiği doğrudur. Ay, yani. Sonra... Götürün sen bir tarafıya baksın. Doğrudur, evet. Sonra sen nasıl evliliğini sürdürüyorsun bu şekilde? Sana karın adam gönderiyor. Karın göndermedi, anası gönderdi. Yok, ben gönderdim. Yani ben gönderdiydim. İçinde bir şekilde problemim yok. Kim arabama baksın, o iş yerim yakın. Ya yok Müge abla ya. Kim gönderdi? Sen dedin, sen söyledin diye. Sen kızına bak, döndün, Müge sen Hanım, söyledin bu dedi dedin ki, ya. Arabayı kaçırdı götürdü dedi, Uğur dedi. Uğur da dedi, ya benim iş yerim orada, bir bakayım belki oradaysa dedi, sana haber veririm. Bir izleyelim de şu Uğur'u da, şu ya. Adı geçen Uğur'u önce bir. Arabaya baktı ya, ne dövmesi ya. Şerife Çiçek'in boşanma kararının ardından sessizliğini bozan eşi Uğur Çiçek, iş yerine kendisini tehdit etmek için gelen kişinin kayınvalidesi Seher Çelik tarafından gönderildiğini öne sürdü. Annen, o üst komşunuz olan Uğur göndermedi mi oraya? Yok ya, ben Uğur'u göndermedim. Üst komşumuzu falan annen, göndermedi. Ya, kiracın gelmedi mi aşağısına? Hayır ya, insanları karalama, kim geldi senin yanına? Sen gözdağı vermek için mi komşu geldi? Seher Hanım oradan tehditler yağdırdı. Sana şöyle yaparım, sana böyle yaparım. O arabayı getir, bu araba kimin arabası? Yok böyle yaptırırım, yok böyle yaptırırım diye gönderdi. Dur, ben sen niye yalan konuşuyorsun? Aynen. Bak kardeşim, ben seni boşuyorum. Benim için bu iş bitmiştir. Seher Çelik'in yalanlamasına karşın yayınımızda bahsi geçen kiracı Uğur Kılıç, kendisiyle aynı adı taşıyan Uğur Çiçek'in iş yerine gittiğini kabul etti. Söylediğine göre amacı tehdit değildi. Bana Uğur'un da arabanın da kayıp olduğu söylendi. Uğur'la araba yok dedi. Seher abla bana bir Uğur'a bak, arabaya bak, orada mı gibisinden sorduğu için gittim, baktım. Uğur'la biz aynı caddede çalışıyoruz. Bir gün iş yerinden çıktım, Uğur'un çalıştığı yere gittim. Girdim, Uğur dedim burada mı? Hayır mı diye bir cevap verdi bana orada oturan bir arkadaş. Ben de şerle işimiz yok dedim. Kimsin dedi. Kim olduğum önemli değil dedim. Hani Uğur burada mı? Sadece onu öğrenmek istiyorum. Öyle dedim yani. Yani tehdit, asarım, keserim. Yani böyle bir şey yok. Siz oraya hemen bu arkamda görmüş olduğunuz beyaz Şahin aracınızla mı? Evet, kendi aracımla gittim, evet. Yanınızda kimse var mıydı? Yanımda kimse yoktu. Ama şöyle hani hatırlamıyorum. Belki hani iş çıkışında bir arkadaşım yanıma geldiyse onu görmüşlerdir. Ondan dolayı iki kişi geldiler demişlerdir. Ev sahibi Seher Çelik'in, eşi Hasan Hüseyin Çelik'in kaybolmasının ardından da kendisinden yardım istediğini anlattı Uğur Kılıç. Hasan Hüseyin'e değil de Uğur, bizim araba Şaşmaz'da görünmüş. Sen Şaşmaz'da çalışıyorsun zaten. Bir bak, gözün açık olsun. Baktım sağa sola, yok arabayı da göremedim. Söyledi. İstedi benden yardım. Onunla alakalı da yardım istedi. Seher abla ev sahibim olduğu için benden böyle ara ara yardımlar isterdi. Ben de elimden geldiği sürece yapardım. Bunu da bir yardım amaçlı yaptım. Geçtiğimiz yazın sonunda Seher Çelik ve kızı Şerife Çiçek'in ıssız bir yerde beyaz araçla gelen iki kişiyle tartıştığı iddiası da gündemdeydi. Peki öne sürülen olayla Uğur Kılıç'ın ilgisi var mıydı? Kesinlikle. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Ankara burası. Her yerde muhabese var. O söyledikleri tarihe kesinlikle baksınlar. Hiçbir şekilde bu konuların içinde değilim. Ben oraya gerçekten iyi bir niyetle gittim. Yanlış anlaşıldıysam da özür dilerim. Benim kimseyi tehdit etmek gibi bir niyetim yoktu. Bu iyi niyetim beni bu tür sıkıntılı durumlara soktu. Bundan sonra iki kere daha düşünüp yapacağım iyiliğe karar veririm. Yanaşacağım insanlara karar veririm. Benim diyeceğim bu kadar. Allah'tan adam gittiğini kabul ediyor yani. Yoksa siz onu da kabul ediyorsunuz. Tamam da arabaya baktı. Kavga dövüşe gidiyor. Hani kavga? Kavga değildi kavga ya. Kavga mı dedi insan? Aa, adam zaten orada çalışıyor. Bak, bir şey söyleyeceğim. Sen lafları egzajere ediyorsun. Adam gönderdi diyor sen ama. Diyorsun ki hani ben kayınvalidemi dövmüştüm. Kayınvalidenin ağzından beni dövdü diye bir laf çıkmadı ki. Diyor ya, geldi evimi bastı, camlarımı kırdı. Camı kırdı diyor, evet. Hayır. Ben öyle bir şey yapmadım ya. Yaptıysam kanıtlasınlar. Ben öyle bir şey tamam, yapmadım. Kayınvalideni dövmen ne? Bunun annesi bak. Kayınvalideni dövmen ne? Bir dakika. Bir gün ağlıyor, bir gün çıkıyor yalan konuşuyor. Kayınvalideni dövmen ne? Bir dakika. Dövmen ne? Camı kırmanın ne gibi bir alakası var? Diyorlar ya, dövdüler. Kadın da diyor ki, iki adam gönderdiler, bilmem ne yaptılar. Hayır, iki adam gönderdi de öteki mevzu. Niye karıştırıyorsun sen? Çok akıllı bir kızsın. Niye ama olayları? İftira atıyorlar. He? İftira atıyorlar. Etmişler işte, göndermişsiniz arabayı bakmaya. Bak, orada dedi, adam orada çalışıyor zaten. Dedi, nerede çalıştığı hiç önemli değil. İstiyorsa İzmir'de çalışsın. Ama iddianeydi, ben iki adam gönderip Uğur'u çektirmiştim. Hani hayır, ne oldu? Hayır, çektirdi dedi mi demediler? Dediler, yemin hayır, ederim ki dediler. Hayır, çektirdi demediler. Tehdit Uğur, ettiler. Hayır, dediler. Uğur kaçtı dediler. Hayır, kaçmadı öyle. Uğur nereye Uğur, kaçmış Allah aşkına? Uğur çıkmadı onların karşısına dediler. Aa, biz ya kendi duyduğumuzu bilmiyor muyuz? Kayınvaliden de beni dövmedi Uğur'da, diyor. Uğur'da dedi. Ama adam, evet var öyle bir olay. Zaten Uğur dedi üst kat dedi, komşuyu gönderdi. Kim gönderdi Uğur'u? Adam Uğur. Arabaya bakmaya bir dakika, gitti hanginiz ya gönderdiniz şimdi arabayı bakmasına? Şimdi ben söyledim, ben söyledim. Aynen. Tamam, bak sen kayınvaliden gönderdin sanıyordun ya Uğur. Meğerse karın göndermiş.
Ya tamam, bu dedi anne araba yok dedi, arabayı götürmüştü. O da dedi ben orada yakarım, ben geçen kendi o kadar ayrıntıya gerek yok. Karın göndermiş Uğur'cum, duyuyor musun? Of öf. Dondu demek ki. Hani niye gönderilir ki? Hani niye gönderilir yani? Uğur duydun mu? Kayınvaliden göndermemiş üst kat komşuyu, karın göndermiş. Ben Seher Hanım'ı gönderdim ama... Şerife burada kendinin gönderdiğini söylüyor zaten, beyan ediyor. Duyabiliyor musun bizi Uğur? Sanıyorum iletişimde bir problem var. Çok iyiydi, ne oldu? Vallahi. Hani niye gönderdiğinizi bir anlayabilsem. Kızım bak, anlatayım kocana, size işte. Bak kocana gönderiyorsan o arabayı bir daha hiç suratına bakmazsın. Hani ben sizin şeyinizle söyleyeyim. Hani onun da terbiyesi var ama yok, terbiyesi de var. Yani yüzüne bakacağın insanın yüzüne tükürmeyeceksin. Yüzüne tükürdüğün adamı da bir daha yüzüne bakmayacaksın. Bu kadar. Adamı gönderiyorsan kocana, o koca bitmiştir. Sen bunu anlamıyor musun çocuğum? Sen mesela Şerife, bu doğru mu? Şerife daha 13 günlük evliyken Uğur sana boşanma davası açmış, doğru mu? Hayır ya, kavga ettik, ne boşanma davası? Ne zaman açtın Uğur? 13 günlük evliyken. Hayır ya, o zaman bir kavga ettik, o kadar. Uğur beni duyuyor mu artık, bağlandı mı? 13 günlük bir dava olmadı. Hı. Aramızda. No. Kavga ettiğimiz doğrudur ama. 13 günün sonunda. Evet. Tamam, ben sana ama öyle bir dava gerçekleştirdiğini sanmıyorum ya, öyle bir şey olmadı. Sen niye boşanma davası açtın eşine? Ya o zamanlar yani kendi aramızda tartıştık öyle. Gideyim bir boşanma davası. Ya ona karar verdim yani, o zamanlar bir şekilde karar verdim, öyle söyleyeyim yani. Anladım. Bak sana bu adamları gönderen de kayınvaliden değilmiş, eşinmiş, duydun mu? Ya benimle telefonla konuşan Seher Hanım'dı. Ben sana böyle böyle arkadaşları ya ben gönderiyorum. Ama dedik aramaya işte bak yani, dedi, burada mı değil mi? Adam zaten yakınım yani, dedi. Bunlar arabayı alacaklar senden falan filan gibi sözler söyledi. Ben de dedim ki kim varsa gelsin, ben şu anda çalışıyorum. Hani benim geldiğimde onlar yoktu. Onlar geldiğinde ben gittim. Sonrasında bazı olaylar gerçekleşti. Doğrudur. Peki yani sen sonra demedin mi benim evime nasıl bu adamı gönderiyorsun? Benim iş yerime bu adamı nasıl gönderiyorsun? Demedim ama yani sonuç olarak burada karşında bayan oldu. Yani ne kadar şey yaparsan tam yani, olmuyor maalesef. Uğur, senin bayanlık bir açığın mı vardı bunların elinde de? Tehditle arabayı veriyorsun, evi veriyorsun. Tehditle vermiyorum. Sebep ne yani? Tehdit yok. Sebep ne yani? Neden dolayı bu kadar çekiniyorsun? Yani sen bir erkek olarak... Ya, yani o zaman yuvan beni, bozulmasın, beni, bozulmasın. Beni başka bir erkekle tehdit eden bir şey söyleyeyim, o kadınla... Nasıl eşim hata yaptı, bir dakika. Annesinin üzerine vermiş. Ben de ona o şekilde kızdım. İnce bir sistem ettim. Sonuç olarak yani ince bir sistem ettiğim için... olayların nasıl buraya geldiğini yani ben de anlayamadım, öyle söyleyeyim. Sonuç olarak o benim evimde, benim ailemin evi, benim eşimin beraber yaşadığımız bir ev. O yüzden kendi eşime kızdım. Bunun tartışmalar sonucunda da tabii ki karakolluk oldu. Bir dünya sorunumuz oldu. Demek sen eşinin her yaptığından haberdar değilsin. Yani artık ben sabah işe gidiyorum, akşam evime geliyorum yani Müge Hanım, ne kadar haberim olabilir? Anladım. Yani evi de devrettiğinden habersizsin. Haberi var ya, var ya. Evine devrettiğinden haberim yoktu. Tabii ki o olaylar gerçekleştikten sonrasında öğrendim ben. Ay var. Şu an tabii ki haberim var. Ama olaylar gerçekleştikten sonra, bunlar bir seneki önceki konulardı. Ama bak ben yine sorduğum soruyu niteliyorum. Senin elinde bir delil, bir şey mi var? Bir kanıtları falan mı var yani sen ya, bu kadar böyle yapıyorsun, kabul ediyorsun her şeyi? Ya senin tehdit mi ediyor bu anne kız? Bir açığın var niye yani? Niye tehdit edeceğim ya? Açığın ya var. Öyle şey olur mu ya? Yani... Benim yuvam yıkılmasın diye ben bir şey demiyorum. Yani Şerife'yi sevdiğim için bir şey demiyorum. Annesinin beni tehditleri zaten beni korkutamaz da ben sadece Şerife'yi sevdiğim için bir şey demiyorum yani. Yoksa ama... benim çoktan davamı açanır, boşanırdım yani. Onu buralara kadar gelmezdi. Bak şimdi diyorsun ki sonuçta karşımdaki bir kadın diyorsun da
Yani kadın da kadınlığını bilirse kadın. Ben her zaman onu söylüyorum bak. İsteyen de istediği yere çekebilir. Ben sonra bir şey söylediğim zaman Müge onu söyledi. Ben söyledim diye olmuyor. Hayatın gerçeği o. Kadın kadınlığını bilirse erkek de erkek gibi davranır. Ben bir kadın olarak kocamın iş yerine bir adam gönderiyorum. Vay 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 vay. Sonra o adam benle gene aynı evde kalacak. E o zaman da ben de derim ki oğlum bir açığın mı var ki bunların elinde senin iş yerine adam gönderiyorlar hala aynı eve dönüyorsun. Ama ona Müge Hanım arabaya bak niye gönderdi? Gönderemezsin. Arabayı verecek de gönderemezsin. Hiç ilgilen gönderemezsin. Yani buradaki benim ailevi sorunlarım beni ilgilendirdiği için yani diyorum Seher Hanım siz karışmayın. Benim yuvam benim ben evim. Ben hiç karışmıyorum. Sen karışma dedikçe sen sürekli sen karışırsan. Sen ama onu tehdit ediyorsun sürekli Uğur. Sürekli kızıyor. Evet oturalım doğru konuşalım. Yani. Ben şey de dedim bak aileni karıştırma dedim. Bak annen gibi ağladı, sızladı, dün başladı. Bir de şöyle bir durum da var. Sen beni ilgilendirin. Ben sana evimi güvenmişim vermişim. Sen gitmişsin benden habersiz annene vermişsin. Annen gitmiş kafasına göre bir şeyler yapmış. Her şeyi geçti. Önemli olan ne? Herkesin insan olması. Aynı sofrada akşam oturduğumuzda beraber bir yemek yiyebilmemizdi. Amacımız buydu. Ama ben sana ben bundan önce demedim mi? Bir reklama girmek zorundayım. Devam edeceğiz. Bir ay sonradan paranı gönderin ikisinin üstüne. Ben tekrar soruyorum burada. Benim görevim sormak. Oğlum sen bir konuda tehdit mi ediliyorsun yoksa bu şekilde yaşamak güzel Müge abla mı diyorsun? Hangisi? Ya ben hiçbir konuda tehdit edilmiyorum. Beni İyi kimse tehdit etmiyor. Ben sadece dediğim gibi Seher Hanım'la problemlerim var. Yani o yüzden ben söylüyorum. Şerife'ye de çok kez söyledim. Beni kimse bir şekilde başka kişiler tarafından tehdit edilmiyorum ama... Ya sen tehdit ettin mi? Seher Hanım'a kaç kere söyledim yani ben bu olayları dedim. Yani yuvama karışma. Kendisine de belirttim daha önce. Bu benim hayatım. Beni ilgilendirir dedim yani. Ama ben bugün aç yatarım, bugün yatarım. Bu kimseyi ilgilendirmez dedim. Çok şükür Allah'a elim tutuyor, ayağım tutuyor. Benim kaybedecek bu hayatta yani bir şeyim yok. Ben yarın çalışır yine Allah'a çok şükürler olsun yine kazanırım. Bunlar önemli şeyler değil ama benim asıl olan önemli şey başkalarının yuvama müdahale etmesiydi. Senin ailen gibi. Benim senin ailem var ya ona. O anan yani ben sana dedim. Bak dedim ben sana her zaman demiş. Beni dinle beni. Ben sana her zaman demişimdir. Senin o annen dedim senin yuvanın sebebi olacak. Sen bana yok dedin. Gitme dedim, görüşme dedim. Bak bu kadın senin yuvanın sebebi ol. Senin yuvanı bu kadın yıkacak dedim. Ben sana dedim. Sen beni dinlemedin. Ben sana dedim değil mi? Şimdi konu senle benim aramda olan konu. Tamam biz annemi karalıyorsun ya. Peki karınla sorunun var o zaman. Ya bir şey söyleyeceğim. Allah inşallah sana da evlat nasip etsin. Ben şimdi bir evladı alacağım. Büyüteceğim 20 yaşına 30 yaşına kadar. Sonra gidecek biriyle evlenecek. Sonra o evlendiği kişi diyecek ki annenle görüşme. O da görüşmeyecek. Müge abla görüşsün. Allah böyle anasıdır. Evlat verene kadar evlat diye inletsin vermesin inşallah. Tamam. Ben amin. Görüşmesin demedim. Amin. Hiçbir kadının... Tamam mı? Öyle dedin gitme görüşme dedim de. Ya bir şey diyorum ki bak. Şerife senin gerçekten o zaman ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Ya ben sen görüşme ki, o günde anlattım dedim ki sana burada. Gitme görüşme dedim diyorsun. Genel laflarım aynı yere çıkıyor. Bak o çocuk evinden çok annesine gidiyor. Yani evindeki gider. Karısından çok öyle bir şey yok. Gider. O zaman benimle niye evlendi? Gider. Ben kabul edemem. Çocuğu annesine düşkündür. Gidip de annesini ne yapacak yani? O zaman evlenmeyecek. Hayır ya başka bir kadına gitmiyor. Kumara gitmiyor. Fuhuşa gitmiyor. Tamam, anasına gidiyor. Ama kadın, ne güzel. Oğlunu bak ne hale getiriyor. Yani yuvasını yıkıyorsa bu kadınla görüşmeyeceksin. Hiçbir hale getirmemiş. Ben karımı seviyorum diyor. Hiçbir hale getirmemiş. Aynen. Tövbe. Da bir şey tamam. Ağzı var, dili yok. Nereden Uğur buyursunuz sana bu ötikleri? Ben de anlamıyorum sen yani. Sen annenle görüşmeyeceksin. Vallahi. Uğur sana annenle görüşme. O bizim yuvamızı yıkacak dese. Sen annenle görüşmeyi bırakır mısın? Yapsaydı bırakırdım. He? Annem bir şey yapsaydı bırakırdım. Bir şey yapsa. Yani annenle görüşmeyi keserdin. Evet, yuvama karışıyorsa keserdim. Daha ne yapacak? Tamam öyle diyor işte şu an. Annem karışma daha iyi. Daha ne yapacak? Tamam şu an Uğur da diyor ki... Yani evlat olarak bunu nasıl söylüyorsun? Annemle görüşmeyi keserdim diye. Yani bu laf ona böyle gelebilir. Yuvama karışıyorsa aynen öyle. Bırakman mümkün değil. Eğer hala böyle düşünebiliyorsan herkes yoluna baksın, herkes yuvasına baksın. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Benim kimseden yanım, ne çekincem var, ne korkum var. Amin.
Annenin yanında olabiliyorsan, benim yanımda olmuyorsan Allah herkesin işini rast getirsin. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Ben yine çalışır kazanırım. Bugün adalete giderim, gene mahkememi açarım. Herkes gider mahkemesini açar. Bir adalet var. Suçlular ortaya çıkar, her şey netleşir. Her şey şeffaf bende. Ben net bir insanım. Ben konuşurken de sana her zaman net oldum. Şimdi de netim. Tamam, biz neyiz? Hani? Sen ben neyi mi gördün? Sen net değilsin. Kusura bakma Şerif oğlum. Neyi mi gördün? Hala ben senin bir şeyini gördüm demiyorum. Ama sen hala konuları, bir şeyleri birleştirmek lazımken bir şeylere çaprazdan dalıyorsun. Böyle bu şekilde biz zaten bile bir adım atamayız. Sen benimle evliyken annem araya katıyor. Bak Allah için konuşuyor. Annen araya katıyor değil. Ben sana diyorum ki. Bak ne senin annen karışsın ne benim annem karışsın. Tamam benim seninki neden karıştı? Benim, ben sana bunu soruyorum. Cevap ver. Tamam, bana müdahale etmişliği var. Ne bana müdahale etmişliği var. Sen annemi kötü görüyorsun. Annem bugün bana bir dünya... şeyini vermiş, eşyasını vermiş, maddi manevi her zaman yanımda olmuş. Evet. Senin annen de senin yanında olmuş. Evet. Tamam. Biz vermedik mi? Geçen sene o evi aldım, ben bir sürü yardımcı olmadım mı size? Sen bunları ayrıştıramayıp da benim de karşımda oluyorsan, sen annene diyemiyorsun ki anne bu benim yuvam. Sen bugün karşımda. Ben bak yuvanı boz demedin hiç. Yanımda değil, yanımda değilsin anne ama senin evin ayrı, yolun ayrı diyemiyorsun yani. Ben sana bunu söyleyeyim. Sen bunu diyemediğin için bu noktadayız. Hala demek ki devam ediyorsan ben yine söylüyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin. Amin benim, inşallah. Kimseden ne korkum var ne çekincem var. Adalet yerini bulur. Adalet yerini bulur. Bak Hasan evet. Babam ben çok seven bir insandım. Ben bugüne kadar bu yuvayı bozmadıysam o insanın sayesinde bozmadım. Onun hatırına, onun gönlüne, onun saygısına, sevgisine ben her zaman bir karşı bir yani yürekten gelen duygularla görüşen bir insandım kendisiyle. Çok da seviyordum kendisini. Ben şu anda gerçekten çok üzgünüm onun kaybolduğu durumda. Sen bana bugün onu söylemediğin için o da ayrı bir olay. Ona zaten hiç karışmıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben yayına çıkmadan önce sen bana yayına çıkma demedin mi? Yayına çıkma dedim. Niye yanına çıkacaksın? Ama babası yok. Yani niye? Annem baban da aynı kelimeyi kullandılar. Hasan babam ortada kayıp. Neye göre kayıp? Ben diyorum ki Hasan babam kaç gündür kayıp? Ortada yani... Adamın kaybolduğu günü bilmiyorum. Senin kendi eşimi orada görüyorum. Böyle bir şey yani bu psikolojik olarak da beni çok etkiliyor. Tamam ama bak haklısın. Ama sen bana demedin mi annenle babanla yayına çıkma? Haberimiz yok ki diyor. Annenle ne baba, kadar ben zamandır... sana ne diyorum? Tamam bak, yok ben söylemedim. Çünkü yani bir şey varsa ortada zaten kim ne suçluysa bunu yok, bugün elbette. Polis, emniyet Allah'a şükürler olsun çıkartacak. Doğru mu? Doğru. Evet. Sen buna dört yıldır yazdın adama bakıyorsun. Ama bugün şöyle baktığında iyi ki de çıkmışsın. Bugün o kameraya takılan insanlar olmasa bugün Hasan babamın cinayeti çözülmeyecek. Ben onun için de çok üzülüyorum şu an. Kimse hakkı neyse kimin günah cezası varsa çeksin abi. Çeksin inşallah. Ben bu kadar söyleyeyim. Allah onların belasını versin. Oradan yayına kadın bağlanıp konuşuyor diyor. Bir kendi sene önce oğlunu diyor, temize çıkarmak için bağlanıyor. Evet. Ben şükür onlar da kendi benim oğlunu katiller, tavuk gibi insan öldürüyorlar eşim. Burada. Bunu neye göre iftira atıyor? Şimdi İftira. Ben senin burada yanında oğlunu temize çıkartmaya çalışıyor kardeşim. Bulsunlar versinler o zaman. Mert'in hesabına benim videomu. Ama bazı konularda yanımda değilim. Ailem konusunda yanımda değilim. Kusura bakma. Annem konusunda, ailem konusunda derken. Ben onu görmedim, duymadım. Hayır. Ne babandan bugüne kadar bir şey görmedim ama annen sürekli benim yuvama müdahale ettiği için hayır, hiç konular ta buraya kadar geldi. Hiç alakası. Anlatabiliyor muyum? Hiç alakası. Ama yavrum hiç alakası. Şimdi sen annenle kendin ayırt edemiyorsan o zaman bizim burada bu konuşmaları bile gerçekleştirmemizin tamam, hiçbir anlamı yok. Tamam sen yoksun, kim sahip çıkacak buralarda bu kıza? Karakterim bize kusura bakmasın. Ankara'da da benim bir dünya insan tanır. Bir dünya insan bilir ki bağlansınlar, konuşsunlar. Benim hakkımdaki olan yorumları, nasıl bir kişiyle sahip olduğumu, bugün ben nasıl bir karaktere sahip olduğumu, nasıl bir iş ortamım olduğumu da herkes söylesin. Tamam ama sen de arkadaşlarına demişsin ki ne yaptıklarını bilmiyorum. Benim ağzımı, dilimi bağladılar. Ay yok. Benim evimi, arabamı aldılar diyen de sensin. Ay kendi verdi arabasını. Vallahi kendi babası verdi arabayı. Bir dakika ben ona söyleyeyim. Onu da sen söylemişsin arkadaşlarına. Beni üfürükçüye götürdüler. O üfürükçü de bana üfürükçü ne yaptıysa ben hiç itiraz edemiyorum. Geliştirdikten sonra ben dedim ki yani benim ailevi sorunlarım var. Kusura bakmayın abi. Durumlar bu şekilde.
Bu dedim benim kendi sorunum. Ben bunu halledebilecek kafasitede bir insanım. Tamam bugün Seher Hanım göndermiş, oradan insanları göndermiş, etmiş. Yok ya, Serbi'ye bak Şerife dedi ya. Bak. Şimdi diyor Serbi diyor Şerife ya. Adam arabaya baktı iş yerinin yakına. Kurban olayım ya. Sen söylemişsin ya arkadaşlarına. Beni üfürükçüye götürdüler. Ondan sonra benim ağzım bir dakika ağzım dilim bağlandı diye sen anlatmışsın arkadaşlarına. Allah için konuşmak vallahi bir şey yok. Yani üfürükçüyle falan filan işim olmaz. Sen anlatmışsın ben, üç tane çocuk yalan mı söylüyorlar? Arabanın modeline kadar geldiklerine kadar. Onlar da sana üzüldükleri için bağlandılar. Bir tonda hakaret işittiler. Tabii ki halime üzülüyorlardı. Çünkü bu psikolojiyle çalışmak insanların gerçekten üzülüyor. Ama tamam üzülüyor. Yani ne zaman sözünden çıkamıyorum. Şerife'nin ağzından çıkamıyorum. Ama sözünden çıkamıyorum. Ağzını dilimi bağladılar diye sen anlatmışsın. Bir gününden tutalım en aşağı temizlikçisi insanına kadar da benim yanımda olan insanlardı şimdi o dönemde. Ben şimdi tamam. Kimsenin hakkını yiyemem o dönemde. Tamam yalan mı söylüyor? Efendim? Yalan mı söylüyor senin arkadaşların? Sen böyle anlatmışsın. Hayır şimdi ben onlara yalan söylemiyor demiyorum ama aradaki geçen kelimelerde bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Senin nereden yani bilecekler sen söylemezsen hocaya yani. Gittik dediğini. Hayır ya ne hocası ben. Hocaya gittik diye sen anlatmışsın. Hocaya gittik diye sen anlatmışsın. Hocaya götürdüler beni diye sen anlatmışsın. Yok ben hocaya falan gitmedim. Hocayla falan benim ne işim olur ya? Hocaya falan gitmedim yani. Orada bir kelime yanlışlığı falan da olabilir. Arkadaşlar kendi açısından da mı görüştü artık? Nasıl yaptılar onu da bilmiyorum. Ama olayların gerçekten o dönemde gerçekleştiği doğru. Onu biliyorum. Hangi olayların? Ya işte bu Seher Hanım'ın gönderdiği, arkadaşların oraya kadar gönderdiği, benim o arada ailemi sıkıntılarımın olduğu, o sırada... eşimin annesinin üzerine evini yaptığı, benim haberimin olmadığı bu gerçek. Sen kaç yaşındasın? Okay. Ben sonradan öğrendim. Dedim ki tamam benim yuvam yıkılmasın. Ben üçünde beşinde de yine değilim. Allah'a çok şükür. Gidelim. Şimdi onları da çözümlendirelim dedim. Uğur sen kaç yaşındasın? 33. Yaşı da var yani. Aklı başında ya öyle şey değil yani. Hiç aklı başında değil de. Vallahi başında. Hiç değil de uyanık hayır. Yani ben öyle tabii ki herkes tekrar kazanır. Bir hastalık olur, hastalık için evini satarsın, barkını satarsın, kaybedersin. Ben gencim çalışıyorum dersin, o ayrı bir mevzu. Ama senin karına verdiğin evi kendi annesinin üzerine geçiyorsa ben çalışır tekrar kazanırım. Ben anlamadım. Evet bu konuyu ben kendisiyle de görüştüm. Her zaman söylüyor vallahi, her zaman söylüyor. 10 tane dairem olsa Şerife'nin olsun. Her zaman söylüyor bunu. Kendi söylüyor. Şerife'nin olsun diyor. Tamam. Ama anasının olsun Şerife'nin demiyor yani. Ya niye benim olsun zaten istese. Almışsın. Ben geçen buna da dedim al hayır. Yani. O zaman Şerife verdi. Anne bu sorunlar oluyor. Evim üstüne olsun. Ben istedim mi kızım evini? Hayır. Ne zaman oğlum dedi? Geçen sene işte bu tartışmalardan dolayı. Benim altınım Uğur Şerife altınlarını verdi sen Almanya'ya gittin. Vermedi mi sana? Hatta Hasan hayır, baban dedi niye verdi? Veya versin falan vermesin bunlar önemli yani, konular değil yani. Sonuç olarak bu benim ailem. Beni ilgilendiriyor. Yani o seni ilgilendir ama inkar etmeyin. Ben hiçbir şey inkar etmiyorum. Yani inkar her şeyi söylüyorum ya. Da. Tamam sen eşine söylemek istediğin bir şey var mı? Ya Seher sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten insanın böyle bir müsait zamanı olsa seni karşısına alır bütün gün kavga eder ya. Ya ben bak, niye kavga edeceğim senle, ya? Senle sadece çatır hayır çatır kavga edir. Bak kusura bakma. Yani niye kızının dairesini üzerine aldın? Ama o kızın kendi verdi. Ya o verdi diye cevap verdiği zaman da ya yapılacak bir şey yok. Ya. Bak demin de lafım yerinde kaldı. Diyor ki mesela işte o kadındır ben bu kadara kadar yapıyorum. Bak arkadaşlar şu böyle kadına şiddet meselesini falan da lütfen yine sapıttırmayalım. Anlatabiliyor muyum? Ben burada geçen gün de nasıl söylüyorum? Ara bozuktu bak, kızım kendi verdi. Dinle. Kardeş çok kıymetlidir. Kardeşlik yaparsa. Anne çok kıymetlidir, baba çok kıymetlidir, eş çok kıymetlidir ama herkes vazifesini üzerine götürse. Bir kadın kocasının şirketine adam gönderiyorsa... Ya arabaya bak tamam mı? Ya, artık benim için o kadının kadınlık ve koruma vasfı bitmiştir. Bak kusura bakmayın. Kadın kadınlığını bilir, o zaman erkek de erkekliğini bilir. Bir insanın kocasının çalıştığı yere adam göndermek nasıl aklına gelir? Şimdi... Ya, akşam geceliğin huzurlu olarak o adam yatağına girip uyuyamaz. Vallahi boğar mı beni diye ya düşünürüm ben. Şey ya. Ya benim şirketime, ofisime adam gönderip tehdit eden kadın ben uyurken her şeyi yapar diye düşünürüm.
İnsanlar yapar gelir. Ama insanlar bunu inkar ediyor, siz kabul ediyorsunuz. Ben bunu inkar etmiyor ama beni tehdit eden yok diyor. İnkar etmiyor. Adam gitti orada baktı, hepsi bu. İşte zaten o öyle söylemediği hayır, için bana diyorsunuz ki tehdide adam öldürmeye adam göz. Böyle adam bir şey gittim yok. Adam gittim diyor. Yalan. Hayır, komşu gitti adam diyor. Adam tehdit etmedi ki eşimi. Bu nasıl görmemiş bir görmemiş ki zaten onu. O arkadaşları bağlanıyor, yalan konuşuyor. Tehdit ben kendimi diyor. Savundum da burada ben he. Yalancıyım. Neden ya? Görmemiş yalan ki. Yalan konuşuyorlar Müge Hanım ya. Ya ben burada ya. Babam ölmüş. Ne herkes, bu insanlar ya? Herkes aynı şeyi söylüyor. Var ya eşim neden söylemiyor? Eşim neden demiyor ki benim karım bana bunu yaptı. Diyor. Neyin fırıncısı? Ne zaman gönderdim? Allah için konuşun. Ne zaman adam gönderdim? Sen gönderdim demiyorum ki sana, bir sakin olursan. Ben sakin olamam. Adam geldi mi seni öldürmüşler? Katilin ağzını. Ben sana son bir şey söyleyeceğim. Adam geldi mi senin iş yerine gelmedi mi çocuğum? Sen dün demedin mi üst kat komşusunu göndermiş diye? Doğrudur. Aynen hala ifademin arkasındayım. Doğrudur. Daha ne? Adam arabaya bu adam. Şey yok, bulamamış ki. Ben gönderdim ya. Ya şimdi Seher Hanım sen oradan diyemiyorsun ki ben bu adamı gönderdim diyemiyorsun. Ya Şerife dedi ki arabayı yapmaksın dedi kendine. Arabayı yapmaksın dedim. Adam yapmaksın dedi. Bir baktın araba orada, araba orada mı dedi. İnsanlar yalan mı söylüyor? Tamam da dedik arabaya bakmaya gitti diyoruz bir şey dedik mi? Seni mi dövdüler orada ya öyle bir şey ama bunlar yapıyor. Arabaya bakmaya gitti derken tehdit de yani yok ben şöyle yaparım. Yok, yok ben böyle yaparım da gelmediler hiç. Mi? Hiç demedi Uğur sana öyle bir şey yapmaz. Sana öyle bir şey dediler mi? Ben sana soruyorum sen söyledin. Peki bu o mu? O mu? Ya. Yani evet. O kişi mi? Bilmiyorsunuz. Atıyorsunuz da bilmiyorsunuz yani ne hani onu. Allah Allah. Alo. Vallahi ben anlamadım ki. Biz seni dinliyoruz da aynı zamanda buraya farklı ihbarlar da geliyor. Onları da değerlendirmeye çalışıyoruz. Arada senin Şerife'ye 06 diye bir hesabın var mı? Şöyle mi? Kapatamadım dediğim bu mu? Şimdi orada Mert... Yo. Ha? O yeni. Ha bu yeni. Şey Şerife Çelik 0 yok Şerife Çelik 2. Arkadaşlara verdim 6 sene önce bir tane video var. Tamam bu Şerife 06 mı kimi? O benim. Ha şimdi orada bir tane Mert diye takipçi vardı. O Mert mi? Ama onu ben şimdi bu sosyal medya işlerinden hiç ilgilenmediğim için bana çok saçma sapan geldiği için arkasındaki onu he ama bu ama arkadaşlar he senin orada seni bir takip eden var. Adı Mert. O Mert'in yaptığı paylaşımı beğenen de Zehra Tıraş. Yani soy isimleri aynı. Bilmiyorum bunu Ankara... Aynı yani Ankara baksın ben şimdi kimsenin artık 10 yıl öncesine dönüp yapamam. Yani senin bir takipçin var Mert isminde. Tamam. O Mert bizim Mert mi diye düşünürken Mert'in de paylaşımını ama beğenen Müge Zehra Hanım. Tıraş, Mert Tıraş. Diyorlar, ben değil Zehra Müge Tıraş. Zaten. Diyor ki istemeye geldim. Hayır demek ki tesadüfen... 4 senedir evli. Demek ki tesadüfen babanı öldüren kişi seni takip ediyormuş. O kişi miymiş? O kişi ki işte onu da beğenen aynı soyadlı işte olduğuna göre o kişi o kişi. O gibi gözüküyor yani şu an. Yani şu an o kişi gibi. Araştırırsın ben tanımıyorum. O videoda arkadaşlar tabii bayağı buzlamışlar ama yani o sende kalan video da senin bize attığın o da şu videoymuş. Kesmişler küfürünü. Bak kaç sene önce. Abi miden bozulmuş. 6 sene önce. Midene. Çık lan çabuk. Çıkmıyor. Oradan hemen çıkma. Seni sakat edeceğim Burak. Çıkıyor işte. Hadi oğlum çıksın. Abi miden bozulmuş. Ne yani? Ben anlamadım. Ne yani? Bu ne? Ya 6 sene önce ama. Hayır ne bu? Bir tane film vardı ya. Alalım yayından. Ha. Böyle film mi vardı? Vardı. Ne var? Yani söylenen de işte bir o Mert'in hesabında da bu video vardı. Altında da işte bilmiyorum artık. Mert'in hesabında bu video var mı peki? He? Video var mı? Hayatım gizli hesap giremiyorum ki ben herkesin gibi. Ben zaten anlamıyorum yani. Bir de insan bir ama kapalı grubu var, bir açık grubu var. Ona artık Mert emniyet yetkilileri bakar. Onlar aynen her şeye giriyor diyor ki yani. Biz istemişik. Hayatta ne isteme ya, olmaz ne gelen olmaz. Oğlunu temize çekmek için resmen yani, şu an ben kullanılıyorum. Öyle yok öyle temize çekemez. Emniyet bunu çıkaracaktır ben ona bence da inanıyorum. Bence de çıkarsın. Bence de çıkarsın. Tabii zaten ki çıkarsın bağlanmamızın şimdi. Ve aslında o beyaz araba oraya gitti. Dün bir çoban aradı sizin işte bir yerde beyaz arabayla konuştuğunuzu söylediği falan o. Ya arkadaşlar ama bak. O çoban da alınsın gözaltına. O da alınsın yani niye öyle konuşuyor? Biz ne zaman oraya gitmişiz?
Yani biz çobanı bir kere tanımıyoruz. Niye çobanı alsınlar şimdi gözaltına? Çoban... Ama o diyor böyle böyle bir durum var. Biz görmemişiz, çobanı tanımıyoruz. E o zaman sizin terziyi de alsınlar. Terzi de diyor karakola gidelim dedim kaç kere gitmedi. Ya karakolda başvurular nasıl var. Yalan konuşuyor. Yalancı. Onu da ben alsınlar diyorum yani. Ben alsınlar tabii ki yalan tabii konuştular. Tabii canım alsınlar onu da alacak. 15 Kasım'da babam var. Teşekkür ediyorum. Bir şey söylemek istiyor musun eşine son olarak? Barışmak istiyordun. İstiyorsan söyle. Çünkü telefonunu engellemişsin. Ya şimdi Müge Hanım, ben biraz önce de söyledim kendisine. Kendisi ne zaman ailesi yani Seher Hanım'dan ayrılırsa o zaman benim yanımda yanımda. Tamam şimdi cenazemiz var. Ayrılmaz Seher Hanım'dan. Seher Hanım'dan annenle görüşmeden durabilir misin Şerife? Ne? Annenle görüşmeden durabilir misin? Ya benden alakası yok. Niye görüşmeyeyim annemle? Bana niye soruyorsun? O söylüyor annenin. Ben annemle niçin görüşmeyeceğim ya? Benim anneme burada bin bin türlü iftira attılar. Sen bir gün benim anneme bir damat olarak durdun. Bak benim kaç gündür başımda bu iş var, sen bize destek olman lazım. Anneciğim nasılsın, iyi misin, bir şeye ihtiyacın var dedin. Hani Hasan baba ben arkasındaydım ben. Ben burada tek başıma milyonlarca insanla uğraştım. Ben tek başıma konuşmak istemiyorum. Ben de istemiyorum. Burada sırası değil şu an. Şimdi sırası değil. Yardım olarak. Çocuğum sen de tabii ki herkes kendi kaderini yaşar çocuğum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Amin. Sen de... Yani ne yapmak istiyorsan tabii o şekilde devam et. Teşekkür ediyorum bağlandığın için. Ay başım tutuyor benim ya. Çünkü tansiyonum yükseliyor. Çünkü anlayamıyorum. Çünkü kabul edemiyorum. Hakikaten bak tansiyon birden bir zıplıyor 18'e yani. Bir gün inme inecek burada. Yani çok açık gerçeklerin var olduğu bir durumda. Yani. Onları görmemek yani nasıl görülmüyor diye hani... Bunu kabul etmek çok zor oluyor hakikaten. Yani şimdi ben burada hop oturup hop kalkıyorum yani ortada yerimde. Ortada bu var işte bu renk ha, mavi. İşte hala daha tartışıyoruz o renk mi bu renk mi. Açıkçası yani senin şu saatten sonra eşinle ne evlenip evlenmeyeceğin de değil konu yani. Eşine gönderilen adamlar siz bazı şeyleri çok doğal karşılıyorsunuz. Ama sizin bu doğal karşıladığınız şeyler standart hayata göre normal değil. Adam dedi orada yeri ya bakayım arabayı evin önüne verecekti. Adam orada çalışıyor ben dedim. Arabayı söz ben dedim ama. Niye? Şey dedim kocana o sor. Kavga ettik dedim böyle böyle Uğur abi ben de ağlıyordum o zaman. Dedim sen zaten orada çalışıyorsun. Yemin ederim iki dükkan yanında çalışıyorsun. Niye araba orada mı diye sen merak ediyorsun. Kocanın arabayla işim yok ama ortada o zaman. He? Arabayla işim piyasada yok. Telefonlarım açılmıyor. Uğur abi dedim git bak yemin ederim de başka bir şey varsa. Orada çıkıyorlar tehdit ediyorlar. Niye senin işin saklanıyor o zaman senden arabayla beraber? Ya biz kavga ettik. Hı. Arabayla çıktı gitti. Ben gelir. Eşime ulaşamadım. Gelir, Uğur abi dedim gündüz git yani. Orada bir bak. E tamam akşam olunca gelir. Ama ne diyorlar yok tehdit ettirdi yok bilmem ne yaptı. Ya böyle iftira Allah'ım. Adam da diyor öyle algılandıysa özür dilerim dedi adam daha ne desin. Özür dilerim yok yanına bırakmayacağım. Yalan konuşuyor. Uğur sen neyin oluyor Şerife? O adamlar. Hayır o adamlar dedi komşu. O gönderdiğin adam. Kiracısı. O benim kiracım. Annem kiracı. Ha? Annemin kiracısı. Kiracısı. Yani şimdi bir koca olarak sen kalkıp da benim karım benim yanıma bir erkek gönderecek. Bir dakika. Ben o adamın seninle olan ne türlü ilgisi olduğunu düşünmeyeceğim. Ya o benim abim yerinde ya. Ya abi. Babam yerinde ya. Ya abim abi yok. Adam öyle, evli evli. Hele abim abi çok aldın sen. İftiraya bak ya. Olmaz. Olmaz işte. Kızım bak sana bir şey söyleyeceğim. Ama iftira atılıyorum ya. Sen bu Uğur'u bence hiç bırakma. Bu Uğur çok şeker gibi bir çocuk. Ne büyü yapmışım ya işte. Valla ne yapmışsın ama o büyücünün de ver bize o zaman büyüyor, adresini. Sana bir şey söyleyeyim mi? Her eve lazım bu Uğur'dan. Hayır. Ev alsın evini versin, araba alsın araba, eve iş yerine erkek gönder. Tamam karıcığım desin. Bak kızım her erkek... Bak ama ben ne sana, niyetle gitti o bak önemli. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Şurada nereden baksan 80 tane erkek var. Tamam mı? Herkes Rahmi Bey'in dediğini söyler. Bak ben şu Rami Bey'in dediğini söylemeyecek bir erkek Uğur'u gördüm. Ya da vardır belki işte böyle bilmiyoruz. Ya da hani varsa eğer gerçekten böyle bir üfürükçü verin adresini kapısında buyruk olalım yani. Ne diyor bu hayır, diye. Sana bir şey söyleyeceğim. Ya, o gelen adama Uğur diyecek ki. Kardeşim sen ne hadle geliyorsun ya? Sen kim oluyorsun lan? Sen necisin? Ya ben onu kötü niyetle göndermedim ki. Neyisin? Olmaz yavrum olmaz. Sen benim karımın neyisin bana geliyorsun karım adına. Sen göndermemiş olabilirsin Allah kötü niyetle. Ama dışarıdan senin kötü niyetin değil. Bu kadar diyorlar ki adamla ilişkin var. Ayıp be. Yok ki. Bak
bak Rami Bey diyor ki, iftira atıyor ya. Bak diyor ki Rami Bey, dışarıdan böyle algılanır diyor. Doğru söylüyor adam. Bu adamın da bir hayat tecrübesine kulak verin. Ama ben adamı bulamadım, ulaşamadım. Ya ben bu adamı karısı... gelmezse arar polise verirsin. Zaten şimdi gelmedi. Gelmediyse tamam. Ertesi gün de Uğur abi dedim ki, Uğur abi böyle böyle bir durum var. Dedik, dedim eşime bir bak, sen de orada çalışıyorsun. Sen baksaydın. Ben nasıl gideyim oraya? Niye? Uzak, çok uzak. Orada çalışıyor, serviste gidip geliyorlar. Bir bak dedim, hepsi bu. Tamam işte o gönderdiğin Uğur abim bile diyor ki, özür dilerim gittiğim için, hata etmişim diyor. Ama o da kötü bir niyetle gitmedi. Kötü niyetle gitmedi. İşte. Kötü insanlar değiller. Bak ben sana yine söylüyorum. Ben sana geçen günde ne dedim? Kızım dedim, bak annenden dolayı senin bazı değerlerin eksik kalmış. Hiç alakası yok. Kendini yetiştir dedim. Hiçbir şeyi yok. Yani benim kızım böyle göndermeye çalışsa höst derim. Nereye, sen kimi gönderiyorsun derim. Çünkü şöyle düşünürüm. Ya o adam da gelirse benim kızımın ağzını burnunu kırarsa evde? Siz nereden buldunuz da bu adamı benim kapıma getirdiniz derse de, ya gelir döverse bizi ana kız? Her şeyin bir karşılığı vardır. Tamam siz böyle şeker gibi çocuğu bulmuşsunuz, istediğiniz at koşturuyorsunuz ama normalde olmaz. Sen şimdi Uğur'dan ayrılıp normal bir adamla evlenirse böyle sana at koşturmaz. Koşturmasın da zaten. Ama eşim benden memnun, ben eşimden memnunum. Burada beni karaladılar, eşime memnun, geçti tabii, sıra. Doğru ay söylüyorsun, iftira, aslında iftira, memnuniyet iftira. Eşiği de değişken bir şey. Ben karışmış olmayayım. Yani ben, adam benden memnunsa... Ben sadece hep böyle bu olayların sonunda yaşanan kötü şeyler buraya taşındığı için... Anlatabiliyor muyum? Hani bunun sonunda adam gidiyor karısını dövüyor, bunun sonunda gidiyor öldürüyor, bunun sonunda bir şey oluyor. Biz de burada işliyoruz, o acıyı görüyoruz ya. Bu olaylara mahal vermemek adına konuşuyorum. Anlatabiliyor muyum? Yoksa sen başkasıyla da evlensen bunları yapma. Yapma kızım, ben de sana bir abla olarak nasihat ediyorum. Kabul et ya da etme. Çünkü annen etmiyor sana bu nasihatleri. Annen ya, senin evini ya, üzerine alabiliyor, başka alınmaz. Kendi verdi ya. Kendi verdi. Alınmaz. Zorla mı aldım kızım, Allah'ını seversen alınmaz, ya. Alınmaz. Bak hayır, ben size ama alınmaz. Ama dedi anne, aile düzeni sıkıntı oluyor, Uğur'la tartışıyorum. Ben az ev altınımı neyin Uğur'a verdim. Seher'cim alınmaz. Ya, tartış, sen ya, de anlatın. Kocasıyla evine başlar. Ay neyse, siz alınmazsın ya. Ne bileyim, belki de daha biraz kızını nasıl alacaklar, ben herhalde öyle konuşuyorum. Evi de bölüşür. Yine bölüşür. Ben size şu bandı da izleteyim. Allah Allah ya. Cinayet itirafı, Hüseyin'in çektiği bant var. Buradan gidişleri var. Şu bandı da bize... Aa, iyice kafam şey oldu yani. Gözaltı ve teslim girelim hadi. Müge Anlı'nın bulduğu araçtaki kişiler. Bizim ulaştığımız Yasin ve onun kuzeni Mert'le nasıl yolları kesişti? Canlı yayında gözaltı. Şimdi Ankara'da hepsi toparlanacak. Sorguda cinayet itirafı. Öldürüldü, parası tatilde harcandı. Hesabındaki paralar alınmış, krediler çekilmiş, tatillere bile gidilmişti. Hasan Hüseyin Çelik cinayetinde şoke eden detaylar. Cep telefonu ve banka kartları da ele geçirildi. Hasan Hüseyin Çelik'e ait aracın içinde görülen ve arabanın el değiştirmesi için çabalayan iki kişiden biri olan Yalçın Ülger'le kuzeni Fatih Ülger stüdyomuzdan gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı kayıp şahıslar büro amirliği ekipleri kanalımıza geldiler. Stüdyomuzdaki Yalçın Ülger ve Yalçın'ı bu işin aradığı söylenen kuzeni Fatih Ülger'i alacaklar. Bakın burada her şeyi, yaşadığım her şeyi, olayın nasıl geliştiğini, her şeyi tane tane hepsini anlattım ben. Yalçıncığım, Fatih'cim teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Tamam. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yayınımızdaki Yalçın Ülger ve kuzeni Fatih Ülger'i aldılar stüdyomuzdan. Şimdi Ankara'da hepsi toparlanacak. Herkes birbirine artık ne söyleyecekse bu saatten sonra kim kimin üzerine ne atarsa tabii. Ters kelepçeyle gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldüler. Yanıma bir şey söylemek ister misiniz? Doğruyu bulacaktır dedi Müge Hanım. Yalçın ve Fatih Ülger kuzenler sağlık kontrolü için Eyüp Sultan Devlet Hastanesi'ne getirildi. Buradan da emniyete götürülecekler. Tamamlanan sağlık kontrollerinin ardından Ülger kuzenler emniyete götürülmek üzere yola çıkarıldılar. Aracı gördüğünüzde niye ihbarda bulunmadınız? Aracı ilk baş gördüğümde ilk farkı bulamadım çünkü korktum abi, başımıza bir şey geleceği için. Abi o konuda bilgim yok, ben İstanbul'a çalışmaya geldim. Siz niye aracı ihbar etmediniz? Adalet her geç tecelli edecek.
Ankara'dan yola çıkan ekipler de İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ndelerdi. Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fatih Ülger ve Yalçın Ülger'i almak üzere İstanbul'a geldiler. İşlemlerin ardından ikili alan ekipler Ankara'ya dönecekler ve sorguları Ankara'da devam edecek. Hasan Hüseyin Çelik'in akıbeti hakkında bir bilginiz var mı? İki şüpheli Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara'ya doğru yola çıkıyor. Bu esnada Ankara'da sıcak bir gelişme yaşandı. Hasan Hüseyin Çelik'e ait aracın hacizde olduğunu söyleyerek el altından satışa çıkaran Yasin Tıraş'tan cinayet itirafı geldi. Hasan Hüseyin Çelik'i kendisinin öldürmediğini iddia edip kuzeninin adını verse de Yasin Tıraş cenazenin yerini gösterebilecek kadar cinayetin içindeydi. Yasin Tıraş yayınlarımızda da bahsi geçen kuzeni Mert'in adını verdi. Şimdi bu Mert çok önemli. Bu Mert dediğimiz kişi Yasin'in kuzeni mi? Evet, öyleymiş. Yasa dışı bir iş yapılmış belli. Onun suçuyla bu adamın ortadan kaybolmasının suçu aynı değil. Ama İnşallah ablacığım. Bunu yargı bırakmaz. Ama bu adam öldürülmüş ama şimdi belli yani. Öldürülmüş, arabası da alınmış altından şimdi ben ne diyeyim? Sen de biliyorsun öyle olduğunu. Cinayeti kuzeni Mert'in işlediğini söyleyen Yasin Tıraş aynı zamanda yer gösterme yaptı. Hasan Hüseyin Çelik'in kuzeni Mert tarafından öldürüldükten sonra cenazesinin yakıldığını da açıkladı. Cenazesine ve cenazesinin yakınlarında kıyafetlerine ulaşılan Hasan Hüseyin Çelik'in parasıyla cinayetin ardından Yasin Tıraş'ın pahalı hediyeler alıp tatil yaptığı öğrenildi. Hasan Hüseyin Çelik öldürülmekle kalmamıştı. Hesabındaki paralar alınmış, mobil bankacılık üzerinden krediler çekilmiş, hatta o paralarla tatillere bile gidilmişti. Öte yandan Yasin Tıraş'ın evinde yapılan aramada Hasan Hüseyin Çelik'e ait cep telefonu ve banka kartları da ele geçirildi. İlerleyen saatlerde stüdyomuzdan gözaltına alınan Yalçın ve Fatih Ülger kuzenler Ankara Emniyetine getirildiler. Araçta bulunuyordunuz. Yanınızdaki kişi cinayeti itiraf etti. Ne söyleyeceksiniz? İlginiz var mı cinayetle? Yok abi. Pişman mısınız böyle bir işin içinde olduğunuz için? Evet abi, pişmanız. Bizim bir alakamız yok abi bu işte. Kaybının 79. günü öldürüldüğü açığa çıkan Hasan Hüseyin Çelik'in cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sorgu işlemleri devam ediyor. Evet, bu alkışlar emniyet yetkililerine. Ben yalnız şunu da söyleyeyim, kimsenin de hakkını da yemek istemediğim için söyleyeyim. Ya bizim stüdyomuzdan alınan Yalçın'la Fatih'in telefon konuşmalarına bakınca ben bu cinayetle alakası olmadıklarını gördüm. Bir de silmemişler aradaki mesajları. Bunlar da ayrı bir, bunlar da akıllı. Bunların tek suçu, biliyorlar aslında yasa dışı bir yolla o aracın onlara geldiğini. Ama dediğim gibi yani öldürüldüğünü de biliyorlar adamın. Yani daha doğrusu öldürüldüğünü dediğim, öldüğünü biliyorlar. Bence hani öldürülüp şey diyor o küçük olan. Mert mi öldürmüş, senin kuzenin mi öldürmüş diyor falan. Yani bir, ne derler, ilgi, yani bilgi sahibi değiller. Olayın içinde değiller ama tahminleri var. Bir ilgi sahibi, bilgi sahibi bir durumları var. Bunlar aslında kısa yoldan para kazanmaya çalışan iki çocuk. Birebir ilgili değiller ama şimdi bu Yasin'i ve Yasin'in işte o asıl öldürdü dediği kuzeni Mert'in ne yaptığını bilmiyoruz. Yani hangisi ne yaptı, ne etti? Çünkü Yasin aslında enteresan bir şey tabii. Arabayı satan Yasin, parayı harcayan Yasin, kız arkadaşına hediyeler alan Yasin. Ben öldürmedim diyor, Mert öldürdü diyor. E peki madem Mert öldürdü de niye kartları sende, telefonu sende, parayı sen harcıyorsun? Cesedin yerini biliyor, cesedin yerini de gösteriyorsun. Biliyor. Ama ben bu konuşmalar şöyle afaki, tabii Mert'in de ifadesi alınınca her şey en geç pazartesi günü ortaya çıkacak. Ne yazık ki olan gene bence çok da masum. Yani gidip de kendine bir kamyon alıp ekstra para kazanmaya, daha fazla para kazanmaya çalışan bir adamı olmuş. Nasıl buluştular? Bunlar tabii ki Mert'in Şerife ile ilgisi var mıdır yok mudur? Onlar benim için iddiadır. Ben şimdi kendi gözümle görmediğim, çünkü videoya ulaşamadık. O videoyu, o paylaşımı görürsem inanırım. O paylaşımı ortaya çıkartır zaten emniyet yetkilileri. Şöyle de olabilir. Ben burada Şerife'ye de gidip babasını öldürttü diyemem. Ama şöyle olabilir. Bir ortamda insan söyler, babam da kamyon alıyordu vesaire falan. Birisi de babasını bulup o parayı almak için yapar. Burada Şerife öldürttü diyemem ben. Ama insan
bazen ağzından bir şey kaçırır, birilerini de harekete geçirir. Öyle bir şey varsa sen de düşün, tanıyor musun diye söyledim. Herkese diyor param var, param var, kamyon ayarlar. Herkese dedi param var. Bazı insan her şeyini herkese anlatıyor. Mert'in resmi bak, diyor. Bak hemşire Adem'i aradı, Orhan'ı aradı. Yok Mert'in daha, Mert gözaltına alınmadı ya da alındı, ben bilmiyorum yani. Hani tabii ben de orada önce şunu hafta sonu emniyet Çorum'dan mı getiriliyormuş? Cezaevinde biliyorsunuz şu an. Orada getiriliyordur herhalde ya da bilmiyorum o süreç nasıl ilerleyecek. Ama pazartesi günü bence Ankara Emniyet Müdürlüğü zaten bu konuda tüm gelişmeleri aktaracaktır bize diye düşünüyorum. Çok da teşekkür ediyorum. Yani yanlış da anlamasın kimse. Ben Seher Hanım'ın bu konuda doğru söylediğini biliyorum. Yani onu teyit ettim. Seher Hanım'a gerçekten senin kocan yaşıyor, dolaşıyor denmiş. Doğru mudur? Değildir. Ama yani bu emniyet yetkililerinin de bizim gibi normal insanlar olduğunu, insanların böyle hani eşlerine, çocuklarına vesaire daha aynı baba gibi, abi gibi yaklaştığında altını çizelim. Ama demek ki kurallar uyulmak için konulmuş. Normalde söylenmesi suç. Telefon kimden? Telefon Yasin'de. İşte bunda, bu çocukta. Bu çocuk da 2002 miydi bu çocuk? Küçücük de bir çocuk yani. Anlayamadım. Yani vallahi insanın aklı almıyor yani. İnsanın aklı almıyor işte. Bu böyle kolay yoldan para kazanırım hevesi insanları işte cezaevine götürüyor. Açıkçası şunu da anlamadım söyleyeceğim. Gerçekten 16 yıl yani bir adamı öldürmekten, bak bilmiyorum, gelen bilgi öyle. Gelen bilgiye göre konuşuyorum. 16 yıl birini öldürmekten, ha? 18 yıl mı? 18 yıl ceza almış biri nasıl açık cezaevine geçiyor da çıkıyor oradan gene birini öldürüyor, geri geliyor. Bence yetkililer bu durumu da değerlendirsinler. Bakın ben gelen bilgilere, emniyetten gelen bilgilere bunu söylüyorum. Yanlışsa özür dilerim. Ama gelen bilgi böyle. Olmaz. Bak ben nasıl söylüyorum? Bazı şeyler var olur, bazı şeyler var olmaz. Nasıl diyorum Seher'e alamazsın Dünür'ün evini üstüne? Cezaevine birini öldürmekten 18 yıl yatmaya giren biri de o zaman kardeşim yakınımızı öldürecek, sonra biz bir bakacağız mahalle bakkalında karşı karşıya mı geleceğiz? O zaman sen beni de suça teşvik ediyorsun. O yüzden olmaz. Kural kuraldır. Zaten bence bu ülkedeki en büyük problemler kuralsızlıktan geliyor. Herkeste şöyle bir izlenim var. O da zaten çıkar, bu da zaten yatar. Allah Allah, niye toplumda böyle konuşuluyor? Yani lütfen bu konuda yetki sahibi olan insanlar da bir oturup kendilerine bu soruyu sorsunlar. Çünkü onlar da bu toplumun içinde yaşıyorlar. Onlar da mahallelerinde, kahvede, orada burada konuşurken aynı şeyle karşılaşıyorlardır. Herkes diyor ki ne olacak, adam öldürsen 5 sene sonra çıkarsın. Bunu dedirtmemeliyiz biz ülke olarak. Yani artık adam öldürmek o kadar basit hale geldi ki. Böyle anlatıyorlar. O kadar basit hale. Dünkü haberi duymuşsunuzdur. Hangisi? Bir şoför arkadaş, taksi şoförü. Orada beklerken bir adamın kenarda titrediğini görüyor. Cama açıyor, diyor ki kardeşim bir yere mi gideceksin, üşüyorsun? Yok diyor, param olmadığı için araba bulup da gidemiyorum diyor. Gel kardeşim gel, ben seni götüreyim, nereye gideceksen titriyorsun, hastalanırsın diyor. Alıyor arkaya bindiriyor. Yolda giderken belli bir yere varınca arkadaki oturan, o merhamet maraz kazandırır derler ya, çekiyor silahını, 3 tane sıkıyor arkadan şoföre. Gidiyor şoförün cebindeki 200 lira, 300 lira biriktiği parayı alıyor, gidiyor. Duymadım vallahi. Yani böyle bir kepazelik, böyle bir rezalet. Ya tabii buna insan diyemiyorsun. Bunu yapan adama. Ya sen soğukta titriyorsun diye seni merhametin. Gel kardeşim paran yoksa ısın arabamda, ben seni götüreyim. Sonra da ne demiş? Biliyor musunuz? Sonra da yanağına vurmuş, öyle herkese de güvenme demiş bir de. Nasıl? Bir de sonra tokat atmış, öyle herkese de güvenme demiş. Buyur işte. Buyur. Bütün resimler falan geldi bana. Sosyal medyadan olayı gördüm. Öldürme anını gösteriyor. Ha, kamera mı varmış arabada? Evet, kamera var. Arabanın içinde. Neyse, ben dünden beri bu konuyla ilgilendiğim için hayattan da çok uzağız biz. Onu kaçırmışım zaten. Kaçırmak da istiyorum. Öldürülen şoför de iki çocuk babası. Nurlar içinde yatsın. Yani nurlar içinde yatsın. Kalan yavrularına, eşine, anasına, babasına, sevenlerine Allah yardım etsin. Allah rahmet eylesin. Yani bilmiyorum. Yani, ama size söyleyeyim, Hasan Hüseyin Bey'inki de benzer bir durum ha. Bak o da öyle çıkacak. Pazartesi günü netleştireceğiz. Bence bir Barış'ın da hazır buradayken şey olsun. Yanım aracı hangisi parçalamış?
Bilmiyorum. Aracını sormak hiç aklıma gelmedi. Misin? Ama yani onu kim parçalıyorsa o da onu yapmıyor. Yapmıyor. Ne yapacağım? Araç mı lazım bana ya? Ben diyorum kim parçalamış diyorum. Onu soruyorum ya. Şey yapayım. Kaç dakikamız var? Tamam. Gireriz onları da. Pazartesi günü nasıl olsa sonucu şimdi yani göreceğiz. Bir adam öldür. Arabayı parçala ortalıkta gez öyle mi? Yakalamışlar. Bakalım zaten güzel yaşayabilecek mi onlar? Yani işte dün tamam, söylediler ya. O alanlar arabada bir problem oldu deyip bir yere bırakmışlar ama benim arabayı sormak aklıma gelmedi Seher Hanımcığım. Valla ben ama öğrenirim ben onu. Öğrenir sana söylerim ne olduğunu. Şimdi 18 yaşında hemen bunu da göstereyim. Onlar da beklediler sağ olsunlar ama herkes burada birbirini bekliyor. 18 yaşında evli 2 aylık hamile Ceylan Koca salı günü İstanbul Esenyurt'tan kayboldu. Evden terlikleriyle koşarak ayrılmış. 4 gündür haber alınamıyor. Bir bandımız var onu da izleyelim. Görenlerden bilenlerden de haber bekleyelim. Eşi hangisi Mustafa? Ha sen misin Mustafa? Sen kaç yaşındasın Mustafa? 23'üm. 23. Eşin de 18. Niye bu kadar böyle hızlı hızlı evlenelim dediniz? Severken abla. Ha? Severek evlendiler. He. Öyle de mi bile artık. Karın da 2 aylık hamile. Ay canım benim gözü de yaşlı. Tövbe yavrum, tövbe yavrum, tövbe yavrum. Aslında nedeni şuymuş, kız beni hastaneye götür demiş. Çocuk da demiş ki hastaneye gidecek yol param yok. Evdeki altınlardan birini ver de bozduralım demiş. Kız da ben bozdurmak istemiyorum altınlarımı demiş. Sonra da almış ayakkabılarını eline. Sen dövdün mü, kıza vurdun mu? Yok. Doğru söyle. Vallahi yok. Hiç en bir güne kadar ne el sürdüm ne bir şey, tokat falan hiçbir şey. Nerede çalışıyorsun sen oğlum? Terezyum fabrikasında. Yok muydu hiç o gün yol para? Yok. Hı? Kaç lira kazanıyorsun ayda? Asgari ücreti. Asgari ücret. Bu hangi gün? Tam da şey mi? Hangi gün kaybolmuş bu çocuk? Günler geçtiğimiz günler. Salı demişsiniz de arkadaş ha? He, tam ay sonuydu ondan mı paran kalmamıştı? Hı hı. Zaten aydan ayda para şey alıyoruz abla. Hı. Öyle de ayın 5'inde bir şey zaten bu gelecek salı ayın 6'ında randevusu vardı. Dedim randevunu bekle ya da yürüyerek gidelim. Hakikaten kıyamam ya. İşte böyle şeyler var. Sonra mesela böyle başka hayatlar yaşayanlar da mutsuzlar ya mesela. Onları da o mutsuzlukların içinde boğulsunlar istiyorum yani. Şurada da işte karısını hastaneye götüremiyor adam. Niye o da çalışmadı ki? Niye kızın çalışmıyor Gülden? Çalışmak istemedi. Çalışmasına izin vermiyor. Eşi de izin vermedi. Kim? Eşi izin vermiyor. Niye izin vermiyorsun? Hamile olduğu için izin hamile vermiyor. Yani. Kalmasaydı hemen hamile. Attı mı kovalıyor arkanızdan? Yani memlekete bir tane daha hemen yapalım diye. Daha ben 18 yaşında kız ya. Onların evine karışamam ki. Sen kızını bir öğütlemedin mi? Söyledim ama eşi izin vermediği için çalışmadı. Niye izin vermiyorsun Mustafa? Eşin bağında gelmeye geldi. Nişanlıyken de izin vermedi çalıştı. Niye izin vermiyorsun Mustafa'cığım? Ben niye çalışsın abla? Ben varım ben ne için erkeğim? Olur mu canım artık öyle hayat öyle mi? Ama işte bak yetmiyor. Yetmiyor kazandığın para. Ne yapalım? O da çalışsa bir para alsa o zaman daha rahat edeceksiniz. Seslen bir eşine sen. Öyle onu erkeklik olarak nitelemeyin ne olur. Kadın da çalışacak, erkek de çalışacak. Öyle şey olur mu? Seslen bir eşine. Nereye para bak şuraya seslen. Bulunmasını diliyorum. He, buluruz biz onu. Bulunmasını diliyorum, gelmesini diliyorum. Yani evim yeni doğmuş çocuğumu görmek istiyorum yani. Cinsiyetini öğrenmek istiyorum ama ne bileyim ne karakoldan bir haber alabiliyoruz ne bir şey. Ay ben sana kıyamam. Dur buluruz. Dur o sana kızmış öyle demek ki. Ama korktu mu senden gitti öyle he? Ayakkabılarını da eline almış he? Bilmiyorum valla. Sen niye korktum peşinden mı koşmadın oğlum? Gidene kadar o gitmişti zaten. Ben gidene kadar gitmiş sokağın başında arabaya binmişti zaten. Ah Gülden'cim. Gülden de diyor ki benim kızım evli ama diyor 2 aylık hamile. O da daha çocuk diyor. Dur buluruz şimdi biz onu. Ceylan inşallah bizi izliyorsundur. Bir ara bir sağlık haberini ver kızım sonra her şey hallolur yani. Kıyamam ben size. Sen geri dön ben size yardım da ederim. Dur sana daha iyi çalışacağım bir iş de buluruz. Ama eşin de çalışsın hayatım. Vallahi tek maaşla kimse geçinemez artık yani bu devirde. Yani
çok yüksek maaşlar kazanması lazım insanın. Çok zor. Evsizin mi? Kira. Yok, kira. Ha bir de kira. Kaç lira kira veriyorsun? 5,5. Oho. Sen kaç lira alıyorum dedin şimdi? Kaç lira senin olacak bu ay maaşı? 17. 17, 5,5'da şey veriyorsun. Geçen ay kaç liraydı? 3200'de taksitlerim var. Ev taksidi. Aldıklarınız. Eşya falan almışım. Böyle geçinip gidiyoruz işte. Eşya da sadece yatak odası almış yani. Hadi inşallah Ceylan kimin yanındaysa bizi bir arasın. Ceylancığım gel her şey hallolur. Yani ucunda ölüm olmasın yeter ki. Eğer kocandan şiddet görmüyorsan, eziyet görmüyorsan falan. Bak burada gözü yaşlı. Gel bir konuşalım. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Ay bugün neler, ne kadar duygu karmaşası yaşıyoruz gün içinde değil mi? Pazartesi günü Allah'ın izniyle görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronum öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi. Oğlunu